TGT Haber'den mutlu akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bundan böyle salı ve perşembe günleri gündeme dair ne varsa TGT Haber'de kanalımızda değerli konuklarımızla sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu akşam da Gündem Özel'de çok değerli konuklarımla beraber sevgili izleyiciler. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi aslında genel geçer gündemin en üst başlıklarında olan ve hiç vazgeçilmez konularımızdan birisi sosyal güvenlik meselesi. Ama bununla beraber öncelikle EYT, evet EYT artık çıktı, maaşlar alındı ama arkasında da ciddi anlamda mağduriyetler bırakan bir süreç sevgili izleyiciler işliyor. Hem bu mağduriyetleri konuşacağız, bir taraftan beklentiler var, talepler var, onları konuşacağız, onları dile getireceğiz değerli konuklarımızla beraber. Tabii bir diğer konumuz da memur ve memur emeklerin beklediği zam. Zam oranı ne olacak? Seyyanen zam gündemde ama gelecek mi gelmeyecek mi? Yani tüm bunları vaktimiz yettiğince konuşuyor olacağız. Bir de değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmadan önce şunu hatırlatalım. Bu akşam etiketimiz hakkımız. Hakkımız etiketiyle beraber ki öğlenden bu yana ciddi anlamda da soru, görüş, önerilerle beraber sosyal medya hesaplarımızda bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ve lütfen devam ettirin. Biz de vaktimiz yettiğince tüm bunları ekranlarımızda paylaşacağız. Kimleri ağırlıyoruz? Gündem Özel'in ilk programında bu akşam. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Sayın Mihriban Uğurlu hoş geldiniz. Hoş bulduk Mihriban efendim. Hanım sağolunuz. Sayın Emin Yılmaz, gündüz kuşaklarımızda da sıkça görüşlerine başvurduğumuz değerli bir konuğumuz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ve sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya hoş geldiniz hoş Özgür Bey. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ve yeminli mali müşavir ekonomist Sayın Muhammed Bayram. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Sağolunuz. Yayınlar hepimize. Çok teşekkürler. Bu arada dediğimiz gibi sevgili izleyiciler bir kez daha hatırlatalım. Etiketimiz, hakkımız, birazdan da taleplerinizi dillendirmeye başlayacağız. Çünkü gelen o kadar çok talep var ki Mihriban Hanım. Diyorlar ki bizim sesimiz olun, taleplerimizi aktarın. Evet EYT çıktı ama bir mağduriyette arkada bıraktı. Nedir talep? Oradan başlayalım. EYT çıktı evet ama birçok eksikliklerle çıktı. Bizim talebimiz biz EYT'li arkadaşlarımızın hakları teslim edilirken geride kalan kesimin de haklarının gözetilmesini beklerdik. Çünkü bizler bu yasa çıkmadan önce belli bir yaş skalasındaydık. 54, 56, 58, 60'a doğru giden geniş aralıklı bir kadememiz söz konusunda konusuydu. Biz kademeyi ileri doğru işleyecek diye beklerken kademe geriye doğru işletildi. Ve maalesef ki bizden önce en basiti benden önce emekli olacak arkadaşım benden 3 yıl önce olacakken şu an 18 yıl fark oldu aramda. Benim de onun tekrar kuyruğuna 3 yıl sonrasına gelmem daha adaletli daha adil olurdu. Bizler EYT'ye dahil olmak, erken emekli olmak, işte 40'lı yaşlarda bizi de emekli edin diyen bir kitle değiliz. Bunun devlete vereceği külfetin, dengenin farkındayız. Ama şöyle bir şey var. Bizler bunun farkında olmamız bu adaletsizliği de yaşamamızı getirmiyor. Çünkü sonuçta kademeli bir emeklilikle geride kalan kesimi her yıla bir sene gelecek şekilde kademe yapılsaydı sisteme bir kere de 3 milyon 5 milyon insan girmeyecekti. 320 bin ile 470 bin aralığında bir her sene giriş olacak. Bu da SGK sistemini zorlamayacaktı. Evet. Şimdi değerlendireceğiz, detaylandıracağız. Ama tabii talepler öyle bir de gelen tweetler var onları aktaralım. Sizin bahsettiğiniz adil bir kademeli sistem bekliyoruz diyenler var. 2000 sigorta girişi olanlar bu ülkenin çocuğu değil mi? 17 sene neden fazladan prim ödeyeceğim diyenler gerçekten çok fazla. 2000 lira acil eşitlik diyenler var. O kadar çok var ki zaman zaman okuyacağız ama. Emin Bey kademeli az önce Mihriban Hanım bahsetti. Bu kademeli emekli tam olarak neyi ifade ediyor onu bir paylaşır mısınız bizimle? Şimdi emeklilik sisteminde yaşlar vardır. Bu yaşlarla ilgili sizin sigortaya başlangıç tarihiniz vasıtasıyla kademe olarak yani misal veriyorum işte kadında 50 ise erkekte 52
bir sonraki yıl işe girdiğiniz takdirde o yılda işte kadın da bir öncekinde 50 ise sonrasında 51. Bir sonraki yıl işe girdiyseniz 53. Böyle 53, 54, 55 yani aynı basamak gibi basamağın kademeleri şeklinde diye nitelendiriliyor. Kademeyle ilgili bizim hukukumuzda, emeklilik sistemimizde geçmiş dönemlerde işte EYT'miz vardı. Bununla ilgili kademeli yaş uygulaması vardı. Bu kademeli yaşı Sayın Cumhurbaşkanı işte en sonki düzenleme vasıtasıyla kaldırıldı. Ama kademeli prim kısmı kaldı. Yani kademe yaşlı değil dedi, primde kaldı. Orada da 5000 ile 5975 gün arasında her bir yıla 75'er gün. Her erkeklerde de her 1,5 yıla 75'er gün. Yani 5000, 5075, 5150, 5225 bu şekilde kademe kademe devam ediyor. Bu ciddi bir mağduriyet oluştu mu? Evet, EYT çıktı ama evet. Özgür Bey ne dersiniz? Şimdi Gülden Hanım, Türkiye özelinde baktığımız zaman bizim genç bir nüfusumuz olduğu için sosyal güvenlik sistemimiz de dinamik bir yapıya sahip. EYT dediğimiz hadise 8 Eylül 1999 yılında çıkartılan yasadan kaynaklı olarak emeklilikte yaş şartının kademelendirilmesinden kaynaklandı. Esasında bakıldığında 90'lı 91'li yıllarda emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak bizim 1960'lı yıllardan sosyal güvenlik sistemimizin ilk kurulduğu yıllardan hayatımıza giren tarihler ve yaş şartları da bu şekildeydi. Fakat her ne hikmetse geçmiş yıllarda, 10 yıllarda, 20 yıllarda bazı siyasiler farklı amaçlar uğruna sürekli sosyal güvenlik sisteminin yapısını kurcalamak suretiyle bizim sosyal güvenlik sistemimizin yapısı adeta yamalı bir bohçaya dönüştü. Tabii bu geçen süreler içerisinde de bu sistem içerisine farklı tarihlerde farklı kanunlarla ve mevzuatlarla giren arkadaşlarımız, vatandaşlarımız oldu. İşte 506 sayılı kanunda giren oldu, 5510'da giren oldu, daha evvelinde giren var, Bağkur sisteminden giren var, tarım sigortasından, tarım bağ kurumundan, isteğe bağlı sigortadan, o kadar çok karmaşık ki dolayısıyla bu sistemi 8 Eylül 99 tarihinde o dönemin şartlarında artı sosyal güvenlik kurumu emeklisine maaş ödeyemez hale gelince ne yaptılar? Burada bir kademeli yaş şartı oluşturdular. Fakat kademeli yaş şartı oluşturulduktan sonra geçen süre içerisinde de işte Mihriban Hanım'ın da bahsettiği döneme tekabül ediyoruz. Burada hatta geçtiğimiz Mart ayında bu EYT yasası çıkarıldığında sadece 8 Eylül 99 tarihinde sigortalı olmuş, prim gün sayısını tamamlamış, hizmet yılını tamamlamış olanların EYT kapsamından çıkartılıp yani emekli maaşlarının bağlanması değil, aynı dönem içerisinde bir de bizim gözden kaçırılan, atlanan bir husus daha var. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600. Biz buna kısmi emeklilik evet. diyoruz. Bu kesimde olanlar da bu kapsam dışında bırakıldı. Eskiden nasıldı? Onlarda da kadınlar örneğin 50 yaşında, erkekler 55 yaşında 3600 günü tamamladıklarında 15 yıllık sigortalılıkları varsa emekli oluyorlardı. Fakat şimdi kadınlar 58, erkekler 60 yaşına geldiğinde ancak bu kapsamdan yararlanabiliyorlar. Bunlar da bu EYT yasasından yararlanamadı. Daha sonra 2002 yılında yapılan düzenleme içerisinde işte Anayasa Mahkemesi bazı düzenlemeleri iptal etti, bazılarını kabul etti vesaire. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar arasında da aynı EYT kapsamında mağdur olan kesim gibi bir kesim var. Şimdi 8 Eylül 99 tarihinde sigortalı olursanız yaş şartınız yok. 9 Eylül 99 tarihinde sigortalı olursanız 58 yaşı evet, bekleyeceksiniz. Çok sert. Öteki 50 yaşında emekli oldu. Öteki 8 sene daha bekleyecek. Öteki 42 yaşında, öteki 58 yaşında emekli olacak. Bir gün bu kadar bir tarihe atlatmış oldu. Daha fazla. Dolayısıyla daha fazla olanlar da var. Şimdi bu... Bu arada kaç milyon kişi var? 99 ile 2008 arasında 4,5 milyon kişi var. Şimdi bizim sosyal güvenlik sistemimizdeki bu istatistik verileri de ben açıkçası çok fazla hani kamuoyunda eskiden EYT kapsamını konuşurken 5 milyon kişi var, 5 milyon emekli olacak vesaire deniyordu. 1 milyon 700 bin kişi emekliliğe
başvurdu. 5 milyonu nerede bulduk şimdi ki yani? Biz de çok da yayınlarda evet. O şekilde telaffuz dolayısıyla ettik. Ben böyle bir rakam olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Evet, sigorta başlangıcı itibariyle dikkate alınabilir, 5 milyon denilebilir ama sigorta başlangıcı tek başına emekli şartını oluşturmadığı için, emekli olabilmeniz için işte örneğin 8 Eylül 99 tarihinden önce 5000 ila 5975 günü tamamlamanız gerekiyor. Siz bu tarihten önce sigortalı olmuşsunuz, EYT kapsamına girip emekli olacağım diyemezsiniz. Çünkü tamamlamanız gereken bir de gün sayısı var. Hizmet yılı anlamında artık kadınlarda 20 yıllık hizmet süresi kalmadı ama erkeklerin bir bölümünde 1 yıllık, 1,5 yıllık daha bir süremiz var. Gelelim 2000 sonrasına ya da 9 Eylül 99'dan sonra 2008 tarihleri arasındaki sigortalı olanlara. Şimdi burada ciddi bir mağduriyet söz konusu mu? Kesinlikle söz konusu. Dolayısıyla burada ister 1 milyon kişi olsun, isterse 500 bin kişi olsun, isterse 90 bin. Mesela bizim Bağkur'da en büyük sorunlarımızdan bir tanesi geçmiş dönemin tescillerinin yapılmaması. 90 bin Bağkurluyu kapsar diye telaffuz ederiz. Fakat bu 90 bin midir, 100 bin midir ya da 70 bin midir bunu net olarak bilemiyoruz. 90 bin de olsa, 50 bin de olsa bir vatandaşın mağdur oluyor olması bu memleket için ya da ülke için ya da hükümet için İhya. İhya, evet. Tabii. Yani şimdi geçmiş tesciller. Özgür Bey devam edeceğiz ama reklama gideceğiz. Peki. Reklama gitmeden Muhammed Bey'den de bir ilk tur görüşlerini tabii, alalım. Buyurun. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Aslında EYT ile başlamak istiyorum. EYT çokça defa sizinle konuştuk. Hem Özgür Bey'le hem Emin Bey'le yayınlarda yaptık bununla alakalı. Gerçekten çok büyük bir sorundu. Çeyrek asırlık bir sorundu. Artık tarihin toz sayfalarında yerlerini bulduğunu düşünüyorum EYT'nin. Ama tabii EYT çözülmesiyle birlikte bazı ufak tefek sorunlar da vardı. Bunların çözülmesi gerektiğini düşünenlerdendik. Yine, ama tarihin tozlu raflarında sanki yerini almadı gibi değil mi? Yani EYT büyük problemleri çok, yok, de beraberinde getirdi gibi görünüyor. EYT sorunla çok büyük beraber. Bir sorunla beraber aldı şöyle, gibi. EYT çok büyük bir yasaydı. Gerçekten önceki dönemde Gölcük depreminden sonra ilgili hükümet ben artık maaşı ödeyemeyeceğim diyerek yaş şartını getirince aslında EYT problemi ortaya çıktı. Dönemin DYP-SYP iktidarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bununla alakalı da zaten o dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zannedersem Sosyal Güvenlik Kurumu'nda başkanıydı. Evet. Ve ben de 10 sene vergi müfettişi yaptım. Eğer bir kurumda kanun hazırlığı yapılıyorsa mutlaka bürokrattan haberi olur bu kanunlardan veya çalışma yapılır. Ve 23 sene geçen bir zaman zarfında emeklilerimizin gerçekten enflasyonun çok yüksek seyrettiği dönemlerde devletimiz ekstra bir tutar vererek aslında milyonlarca kişi emekli yaptı. Tabii emekli yaparken de bunu hep konuştuk. İllegili mağduriyetler var, stajyer çıraklıklar var, bir günde kaçanlar var, kadınların ve doğum borçlama sorunları var. Hep bunları bahsettik ki geniş katılımcı olarak bu yasanın çıkması gerektiğini, bir yönden acele edilmesi gerektiğini, bir yönden acele edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Neden acele edilmesi gerekiyordu? En büyük sorunumuz o zaten. İşverenler kıdem tazminatını daha fazla ödemek zorunda kaldı. Evet. Son brüt maaş önem veriliyor çünkü. Daha geç yapılabilirdi, bu sorunlar da katılabilirdi. Ama sorunu bir oransal olarak ya da mağduriyet olarak ya kişi sayısı olarak belirtmemekte fayda var ama EYT bence tarih toz sayfalarına gömüldü. Ama bununla beraber sorunlar çözülebilmeliydi. Geçtiğimiz dönemde 2022 yılında gerçekten çok önemli reformlar yapıldı. Özellikle çalışma hayatı üzerinde. Neydi? Taşeronların kadroya alınması, 3-6 yüksek gösterge, sözleşmenin kadroya alınması. Bunlar gibi gibi bir sürü sorun vardı. Tabii hala sorunlarımız var. Ama şu anda kalan asıl sorunlardan bazıları intibak, ihya, sağ çırakların durumu, başkanımızın temsil ettiği derneğin sorunları, kademeli emeklilik zaten olmuş olsaydı eğer, EYT yerine kademeli olsaydı, erken yaşta hiçbir sorun kalmayacaktı. Ya emeklilik olmazdı. Şu anda zaten emekli olanların da önemli bir kısmı, 150'den daha fazla çalışmaya devam ediyor. Evet. Ki Türkiye şartlarından çalışmaya devam eder. 50 ile 55 yaşlar arasında ilk o zaman konuşmuştuk. Aslında yaş olarak 50 ile 55'e getirilseydi, prim ön koşul 5000 ile 5975 kalmasaydı, burada ne oldu zaten? Kademeli emeklilik olacaktı. Hem de birden yığılma olmayacaktı, sigorta sistemine bir külfet olmayacaktı. Şu anda bir çalışan 6 kişiye bakıyor. Bu bir dengesizlik, bu sorun. Yani biz bütün dünyada işte o gümüş kuşağın emekli olmamasını, çalışma hayatında aktif olarak kalmasını konuşurken, Fransa'da sokaklar yağmalanırken 63 yaşa 64 yaşına çıkartıldığı dönemde, biz bu yasaya getirirsek gerçekten devletimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Neden? Hiç olmadık bir zamanda, hele hele 6 deprem. Şubat depreminden sonra 100 yılın bir felaketiydi. Bundan sonra devletimiz verilen söz tuttu ve EYT ilişkin söz verilmişti. Ve bununla alakalı yasayı geçirdi. Ha, burada 6 Şubat depreminden sonra devletimizle ilgili yetkililer şunu diyebilirdi.
Çok büyük bir maliyet var. 104 milyar dolarlık tabii. Ki bu maliyet giderilmek adına şu anda bütçeyi açıklara finanse etmek adına ek vergiler getiriliyor. Ek önlemler alınıyor. Ve bu ek önlemler sadece EYT'lileri, emeklileri değil. Toplumun bütün kesimini kapsıyor. Ve EYT de bununla beraber bir sorundu, mağdur etti. Tabii gönül isterdi ki bütün hep çözülebilsin. Zamanla mutlaka çözülebilecektir ama verilen bazı sözler var. Peki, mesela gidelim. İntiba ihaleden ziyade bağ kurları mesela priminin azaltılması. Onları da konuşalım. Düşürülmesi. Onları da konuşalım. En azından ne olmalı? Yani evet. Talepleri başlık başlık söylüyoruz ama bir ara verelim. Ardından gündem özele devam edelim.
var böyle bir adaletsizlik? Şimdi Mihriban Hanım, bunu bir oy olarak değerlendirmek. TGT Haber'de gündem özele devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, gündem özelinin ilk bölümünde EYT meselesini konuştuk. Evet, EYT çıktı ama geride kalan mağdur kesimler var. O mağdur kesimler neleri talep ediyorlar? Onları konuşmaya başlamıştık. Bu arada bu akşam gündem özelliği etiketimiz hakkımız. Değerli konukların müsaadesiyle bir iki tweet paylaşalım. Kademe hakkımız bir güne 17 yıl olamaz demiş bir izleyicimiz. Bir kademe yapılmazsa 2025'ten sonra hiçbir kurum 13 yıl emekli veremeyecek ve ileride istihdam sorunu yaşanacak. Kademeli emeklilik hakkımız deniliyor. Çalışma barışı için 2000'lerin hakkını verin şeklinde bir paylaşım yapan izleyicimiz var. Esnaf ve işçi askerlik borçlanması için EYT kapsamını alınırken memur hariç tutuldu. Memurlar da bu cennet vatan için askerlik yapmadı mı, bu hatanın düzeltilmesi için desteklerinizi bekliyoruz diyenler var. 65 yaşına kadar çalışmamızı istiyor, kademe hakkımızdır bir çağrı var. Özellikle size yönelik paylaşımlar var, taleplerin dillendirilmesi adına Mihriban Hanım, ve bu şekilde devam ediyor. EYT'nin devamı niteliğinde hakkaniyetli bir yasal düzenleme hakkımızdır şeklinde değerli izleyicilerimizin paylaşımları var. Vakit yettikçe ara ara da paylaşalım. Buyurun Emin Bey. Şimdi ben emeklilik yaşları ile ilgili kademe diye giriş yaptık. Bu Türkiye tarihindeki kronolojik olaraktan baktığımız zaman 1950 senesinde rahmetli Adnan Menderes emeklilik yaşlarıyla ilgili erkekte 60, kadında 60. 1955'te rahmetli yine Süleyman Demirel 55 kadınlarda 60, erkeklerde 69'da yine Süleyman Demirel 38 ve 43'e düşürdü. Yani bizim EYT ile ilgili ilk tanışmamız o dönemlerde 1969'lu yıllara denk geliyor. 86'da Turgut Özal 55-60 yani yükseltmiş. Devamında da 1992 senesinde rahmetli Süleyman Demirel tekrardan 38 ile 43'e. Yani Özgür hocamın bahsettiği bazı işte siyasi anlamda rey uğruna bu yaşlarla oynanmış. 99 senesinde de yine Bülent Ecevit 58-60'a getirmiş. Şimdi 99 senesinde 17 Ağustos depremiyle birlikte ülke ekonomisiyle alakalı dara girilmişti. O dara girildiği takdirde Dünya Bankası veya IMF üzerinden destekler alınıyordu. Buradaki desteklere başvuru yapıldığı takdirde de ekonomik anlamda sizin ülkede bulunan o konjonktürde ilk başta kısacağınız kısım emekliliklerdir. Bu emekliliklerle ilgili oradaki rakamları kısıp yaşları daha ileriye atılmasıyla alakalı IMF bastırdı ve devamında da mecliste 17 Ağustos'tan sonrasında 21 gün devamında o gün içerisinde yasayı çıkardılar ve peşine şu anki günlerimiz oldu, şu anki yaşlarımız oldu. Hı hı. Sonrasında da 2000 ile 2008 arasında yaş 60'a, devamında kadınlarda 58'e, 2008 sonrasında da 60 ve 60'tan 65'e, kadınlarda da 58'den 65'e çıkarıldı. Peki. Ha, burada yaşları konuştuğumuz zaman dünya literatüründe bunlar nasıl? Buradaki literatüre baktığımız zaman da... Onu da çok kısa alalım Emin Bey. Evet, buyurun. Literatüre baktığımız zaman şu an dünyada genelde 60-65 yaşlar söz konusu. Ha, bizde de şu anda öyle 65 yaşına kadar, ama bunun hakkaniyetli olmasıyla ilgili işte 2000'lerde girişi i̇şte olanlar... Dünyada 8 Eylül, bir güne değil ama bir günle bu kadar fark yok herhalde. Bir gün meselesi çok aslında, evet, evet, biraz evet, can yakıcı bir mesele. Evet. 8 Eylül 99'da işe girdiğiniz zaman yaş haddi yoktur ama doğru. 9 Eylül 99'da evet, işe girdiğiniz zaman otomatik olarak 17 yılla, hatta 17 yıl da değil, 20. erkeklerde 17 yıl, kadınlarda 20 yıllık bir süre zarfına evet, giriyor. İşin neticesinde hep dönüp dolaşıp ekonomiye dayanıyor. Siz ülke olarak ekonominiz güçlüyse bunun üzerinden bazı alternatifler sunup da o ülkenin vatandaşlarına o nimetlerden faydalandırabiliyorsunuz. Ama ekonomide ciddi problemler varsa buradaki
işte emeklilik yaşları da ileriye doğru gidiyor. Tabii çok çeşitli alternatifler de var burada. Tabii burada çok özür dilerim. Burada ekonomi kötü olmasa birlikte yani son dönemde deprem olmasına rağmen bu maliyet göğüslenerek EYT yasası çıkartıldı. Ve hani çok basit bir şekilde tüm partinin destek verebileceği bir ölçüde bu EYT yasası çıkartılmayabilirdi. Sorunların büyük bir oranı çözüldü ama bir önceki dilinde söylediğimiz gibi. Kalanlar oldu ve bunun özellikle olması gereken aslında kademeli emeklilik yönündeydi. Ama bunun tabii hak aramasında bir tabii sınırı olmalı. Şunu merak ediyorum yani lütfen söyleyin sonra da örneğin işte Müriban Hanım'ın ve temsil ettiği derneğin talepleri. Şimdi bu taleplerin bundan sonraki süreçte hayata geçirilmesi konusunda ümit var mısınız? Onu sorayım net olarak. Yani şu anki ekonomik konjonktür içinde. Olur dernek, mu olmaz mı? Derneğimiz üzerinde değil başkanım temsil etti ama şurada Dernek üzerinde değil yani bu sistem çerçevesinde. Emeklilik sisteminde özellikle bu prim gün sayılarının bir kere eşitlenmesi gerekiyor. Büyük sorunlardan birisi Bağkur'daki bu prim eşitsizliği. 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürülmesine ilişkin zaten Sayın Cumhurbaşkanım sözü vardı. Bunun yapılması gerekiyor. Ve bununla beraber memur SSK'lı ayrımı olmaksızın primlerin daha adilane olup 2000 öncesinin ayrı yaşta olması, ayrı maaşta olması, 2000 ile 2008'in farklı maaşlar alması, 2008 sonrasının farklı maaşlar almasının nedeni olan o aylık bağlam oranlarının çözülmesi gerekiyor. Ve şu anda aynı primi ödeyen emeklilerimiz farklı maaşlar alıyor. Asıl sorumuz bizim bunlar. Tabii bunlarla beraber aslında SGK sisteminin topyekun bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor. Ben kısa zamanda bir reform, şu anda bu emeklilikle alakalı bir reform beklemiyorum. Yani daha erken emekli olunabilmesiyle alakalı. Ama tabii bütçe el verdiği ölçüde orta vadeli program Eylül'de açıklanacak. 2024'ün ortasında biz enflasyon mücadelenin meyvelerini almaya başlayacağız. Biz eğer olacaksa bu düzenlemeler tabii bütçeyi düşünerek 2025 sonlarına itibaren bu düzenlemelerin gelebileceğini düşünebiliriz. Ben şöyle söyleyeceğim. Ben en büyük asıl sorunun aslında fazla primi ve çalışması olanların emekli olamamasını görüyorum. Çünkü emeklilik aslında çalışarak hak edilen bir sistemdir. Hani bir tarihle insanın emeklilik hakkı kazanması zaten başlı başına olmaması gereken bir durum. Çünkü emeklilikte çalışırsınız, prim yaparsınız, hizmet süreniz olur. Ve devlet de size emeklilik prim ve hizmetinizi doldurduğunuzda makul bir yaş bekleme koyabilir. Ama bu tabii 17-20 yıl değil. Ve ben bu bütçe konusunu aslında buraya bağdaştırılmasını maalesef hiç sevmiyorum. Çünkü bizim ülkemizdeki bir sorun bu da aynı zamanda. Hani ben 8050 gün devlete prim ödemişim. Yani ben bunu peşin ödedim. Hani bu ödendi. Bizim ülkemizde SGK primlerinin farklı bir alanda kullanılması söz konusu olmasaydı, yani SGK fonu diye bir fon olur, primler orada birikir ve sistem emeklilik geldikçe o fondan ödemeye devam eder. Aynı zamanda eskisi gibi 3 çalışan 1 emekliye denk geliyordu çünkü önceden. Bu şekilde sistem kendini deklare etmeye devam etmesi lazım ama bizim ülkemizde ne DASK'ın ne SGK'nın bir parası aynı kuruma kullanılmadığı için sürekli o yüzden şu anki gündemimizdeki bütçeye göre verebiliriz ya da veremeyiz oluyor. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede 11 şehir yerle yeksan oldu 6 Şubat'ta. Ona rağmen EYT gibi bir emeklilik yasası rey uğruna çıkarıldıysa bize de çıkabilir. Yani bize de çıkmalı. Çıkmalı. Evet. Şunu yani biz diyorum ya zaten şu an bize bir emeklilik verilmeyecek. Evet. Biz bu yasanın ve bu adaletsizliği kabul edilmesi ve görülmesini istiyoruz. Çünkü bu artık bir onur meselesi oldu. Benden küçük bir çalışma arkadaşımın benden az primle, benden fazla devletten maaş alıyor olmasını kaldıramıyorum. Yani ve bu benim için kabul edilebilir bir durum değil. Yani 10.000, 11.000 gün primi olan arkadaşlarımız var bizim derneğe üye. Bu yani dünyanın neresinde var böyle bir adaletsizlik? Şimdi Mihriban Hanım, bunu bir oy olarak değerlendirmek çok hakkaniyetli olmayabilir. Şunun için söylüyorum. Şimdi tabii ki siyasiler belli dönemlerde belli yasalar çıkartır. Ve bu belli yasalar da belli dönemlere denk gelebilir. Seçim dönemine denk gelebilir. Ne bileyim başka bir şartlara denk gelebilir. Bunlar olabilir. Burada asıl olan bir mağduriyetin ortadan kaldırılması.
Bir mağduriyet ortadan kaldırılırken başka bir mağduriyet ortaya çıkarmamak gerekir. Evet. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi konuyu tam doğru zeminde tartışamamak ve doğru zeminde çözüm üretememekten kaynaklanıyor. Günü kurtarmak biraz. Şimdi evet. Şimdi EYT yasası az önce Muhammed Bey de değindi. Tartışılırken ya da konuşulurken hemen oldu bittiye getirmeksizin toplumun tamamını 3 aşağı 5 yukarı. Zaten şöyle bir şey var. Herkesi memnun etmeniz mümkün değil. Sosyal güvenlik sistemi özellikle bizim ülkemizde birinci bölümde bahsettim. Aktif, dinamik bir sistem. Aktif pasif dengemizi biz bir türlü istenilen düzeyde oturtamadık. Aktif pasif dengesini istenilen düzeye oturtabilmenin yolu da ekonomiden ve istihdamdan geçiyor. Bizim hem istihdam oranlarımızda istenilen düzeye ulaşmış değiliz, hem de kayıt dışılık bizde fazla. Bu kayıt dışılığı yaratanlardan bir kısmı da toplum olarak, vatandaş olarak bizleriz. Biz de toplum olarak, vatandaş olarak eğer bu taşın altına elimizi sokarsak, koyarsak, o zaman bu çözümün, sorunun belli bir çözümüne ulaşmış oluruz. Aktif pasif dengesi dediğimiz gelişmiş ülkelerde en düşük 4 çalışana bir emekli düşer. Biz de 3'e yükselmiştik. Şu an 1.4'lerde falan. Şu an hatta 2'nin de birazcık altına da inmiş durumdayız. Dolayısıyla bizim esasında ekonomik yapımızı göz önünde bulundurduğumuzda sosyal güvenlik sistemimiz bugün işte 1 milyon 700 bin EYT'liyi yeniden sıfırdan sisteme sokup emekli maaşı ödeyebiliyorsa belli bir ücret, elbette ücretlerinin hesaplanması, aylık bağlama sistemimizdeki sorunlar, onlar ayrı bir şey ama makul ölçülerde ya da kişilerin ödemiş olduğu prim günleri ya da prime esas kazançları dikkate alındığında, alınan maaşlara bakıldığında da bizim ekonomimiz bunu kaldırabiliyor. Bizim şu an hızlı bir büyüme, yani istihdamdaki büyüme oranından kastediyorum ve kayıt dışılığı önlemek. Bunu önlediğimiz takdirde bizim ülkemizin yaşam şartları ve çalışma koşulları gelişmiş ülkelerdeki 63 ve 67'ye kadar giden emeklilik yaşına uygun değil. Bizim vatandaşımız 63 yaşında ya da 65 yaşında çalışamayacak derecede yıpranmış oluyor. Evet. Neden? Çünkü gelişmiş ülkelere bakın, haftalık çalışma süreleri vardır. Ağır. Örneğin 45 saat denir. Türkiye'de de 45 saattir yasal olarak ama 55 saatten 54 saatten aşağı çalışan yoktur. Evet. Bunu kimse de iddia edemez. Bir kere bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani biz Avrupalı'dan 1,5 misli daha fazla efor sarf ederek çalışan bir milletiz. Teknolojiyi daha yeni yeni kullanmaya başlayan bir milletiz. O bakımdan bizim emeklilik yaşımız, eğer biz istihdam oranlarımızı hızlı artırabilir, aktif pasif dengemizi istenilen düzeye oturtabilirsek, o zaman bizim emeklilik yaşımız 55 işte 55 mesela ortalaması, standardı Türkiye'nin olması gerekeni ben net olarak söyleyeyim. Kadınlarda 55-58 arası, erkeklerde 58-60 arası. Yok, çok fazla. Evet, bununla ilgili şimdi, ben bir araştırma yapmıştım. Çok fazla. Çünkü aktif pasif dengesini başka türlü oturtmanız mümkün değil. Yani sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak, emekliğinizi emekli ettikten sonra, çalışanınızı emekli ettikten sonra insan onuruna yaşanır, yaraşır bir şekilde yaşam standartlarını koruyabilmeniz için bu standardı 55-58'den biraz daha aşağı çekilmesi daha mı sağlıklı olur yani acaba? Yani olabilir, tartışılabilir. Kadın, değil mi? Yaş ortalamaları devreye giriyor. TÜİK verilerine göre yaş ortalaması erkeklerde 75, kadınlarda 81. Dolayısıyla 2008'den sonra işe girenler hep 65 yaşında emekli olacak. Siz 65'inize kadar 20 yıl 7200 gün prim ödeyeceksiniz. Ondan sonrasında emekli olup ortalama yaşa göre 75 yaşında da vefat edince 20 yıl prim öde, 10 yıl o emekli maaşını al, sonrasında vefat et. Yani hakkaniyet. Yalnız bir de bakın Emin Bey, bizim sistemimiz, yani dünyada olmayan bir sistemi de biz aynı zamanda işletiyoruz sosyal güvenlik sisteminde. Şimdi sigortalı vefat ettikten sonra biz de biz şöyle tanımlıyoruz. Evet. Bizim sosyal güvenlik sistemimiz insanoğlunun ana rahmine düştüğü andan itibaren başlayıp hayatın son bulmasıyla dahi sona ermeyen bir sistem. Doğru. Neden?
Çünkü geride kalan hak sahibi, eş, çocuk vesaire bu haklardan yararlanmaya devam ediyor. Ama şu günkü şartlarda bakıldığı zaman sosyal güvenlik sistemi ortalama bir sigortalıya 50 yıl boyunca emekli maaşı ödüyor. Hatta evet. Özel sigorta alıyor maaşı, fazladır. Hem de devletten alıyor maaşı, dul ve yetimlerimiz. Evet, tabii ki daha fazla verebilsek keşke ülkece ama. Orada normal standartlarda işte bizim şu anda 15 milyon 900 bin çalışanımız var. Bunun 10 milyonu aktif olarak, geri kalan 5 milyon 9-6 milyonu da dul yetim aile. Özgür Hoca'nın söylediği doğru. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi bir haktır. Siz hakkınızı bilirseniz talep edersiniz. Sosyal güvenliğe giriş anne rahmine cenin olarak ama düştükten Türkiye'deki sonrasında... Türkiye'deki sosyal güvenliği anlamak, kavramak da biraz zaman zaman bir zahmetli de, oluyor. Bir de şu var Gülden Hanım, çok özür dilerim. Kadın alayım. Bizim ülkemizde kadın çalışan istihdamımız düşük olduğu için genelde dul ve yetim aylığı diye adlandırdığımız aylıkları alanlar kadınlar üzerinden değerlendirilir. Erkeklerin de bu hakkı vardır aynı zamanda. Fakat gelişmiş ülkelerde kadın sigortalı vefat ettikten sonra eşine aylık bağlanmıyor ama gelişmiş ülkelerde kadınlar zaten istihdamın içerisinde olduğu için kendisinden bir hak elde ediyor. Dolayısıyla devletin ikinci bir maaş vermesine ya da dul ve yetim aylığı vermesine gerek kalmıyor. O kadın kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Bizim ülkemizde böyle bir durum yok. Peki. Şimdi yeni sistemde aile koruma kalkanı kapsamında işte isteğe bağlı sigorta özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe kırsalda çalışan kadınlarımızın mutlak surette bu sisteme dahil elde tabii daha evlanlarına emeklilik peki, var. Peki gerekiyor. Evet. Ben 50 yaşında işsiz kalsam şimdi bu söylediğiniz sistemler daha çok memuriyete uygun. Çünkü memuriyette çalışma yılınızı tamamen kendiniz belirliyorsunuz gibi durum söz konusu. Şimdi 4 A'lı en çok mağdur olan kesimler. Ben şu an 50 yaşında artık sen bize çok verim veremiyorsun. Kafan sonuçta 35'li yaşlardaki gibi çalışmıyor o yaşlarda. Beni gönderdikleri zaman 50 yaşında bir kadına ben muhasebe uzmanıyım. 50 yaşında bir kadına kim muhasebeyi yap der. Şöyle. Şimdi ben 20 yılda bir bana 7000 gün senin sigortalılık hakkın dendiği zaman ben 18 yaşında işe başlarsam ben 40 yaşında 7000 günü veriyorum. 40 yaşının üstüne 18 sene sonra bana emeklilik veriliyor. Zaten anormallik burada başlıyor. Primle yaş arasının uçurumu çok fazla. 50 yaşında da işten çıkartılıyorum. 8 sene ne yiyip ne içeceğim ben? Şimdi şöyle sigortacılık tekniğine bakıldığı zaman zaten sigorta tekniği önce alıp sonra veren bir sistemdir. Dolayısıyla önce alıp sonra vermeyen olduğu biraz. İllaki bunun bir yaş sınırı illaki olması gerekir. Çünkü bunların da bir aktif pasif dengeleri söz konusu. Dolayısıyla sizin az önce Emin Bey'in bahsettiği yaş ortalamaları konusu gündeme geliyor. Burada yaş ortalamaları devreye girince haliyle illaki bir yaş sınırına ve yaşam sınırına yaşam sınırı dikkate alınmak suretiyle değerlendiriliyor. Tabii benim kastettiğim esasında o değil. Mesela, son cümle alayım başka bir soru soracağım. Çok geliyor onunla ilgili soru da o yüzden. Peki hemen toparlıyorum. Örneğin siz 50 yaşınızda işsiz kaldınız, 55 yaşınıza kadar boşlukta geçireceksiniz. O süre sene. İçerisinde veya 8 sene içerisinde sistem örneğin size hani eşten dolayı herhangi bir aylık bağlaması söz konusu olabilir. Ama bizde sistem sona ermiyor. Eş vefat etse de kişi kendi sigortalı olsa dahi bunu ödemeye de devam ediyor. Böyle de bir şeyimiz var, handikapımız peki, var. Peki bu arada EYT'ye hak kazanıp hala maaş alamayanlar var ve ciddi maalesef. Anlamda da büyük bir kitle. Onlara ilişkin de gelen sorular. Ya orada dikkat edilmesi gereken bir şey var mıdır? Yoksa başvurumuzu yaptık artık bekleyeceğiz. Ne zaman alırsak mı? Şöyle Güldür Hanım. Mart ayı itibariyle zaten emeklilik dilekçeleri verilmeye başlanmıştı. Sigorta kanuna göre bir sonraki aydan itibaren alınmaya hak kazanılıyor. Ve Nisan ayında Ramazan ikramiyesi vardı. Bayram ikramiyesi. Onu da almaya hak kazandılar aslında emeklilerimiz. Dilekçe vermek suretiyle. Dilekçe tamam. Verenler. Ama tabii burada bu dosyanın tevhid olayları var. Başka illere çalışma durumları var. Sigortalı eksik olarak bildirilenler var. Bu gibi sorunlardan dolayı hem de yoğunluktan dolayı aylık bağlanamayan emeklerimiz var. Müstakbel emeklerimiz diyelim. Burada aslında emeklerimiz sigorta kanununa göre eğer 90 gün içerisinde kendilerine aylık bağlanmadıysa sigortaya başvurup SGK il müdürlüklerine de merkezlerine burada önden bir avans alabilirler. Bu sistemi işletirlerse eğer kendileri de mağdur olmamış olur. Ve önden de avans almış olurlar çünkü paranın da bir maliyeti var. Eğer kendileri emeklilik aylığı almazsa o parada enflasyon karşısında eriyecek. Şu anda olan zaten enflasyon 19,77'di. Sene sonu itibariyle Merkez Bankası 158 bekliyor. Yani alınmayan her bir paranın maliyeti var vatandaşlarımız için. Hem de bayram ikramiyesi adına
Tabii burada sigortayı kendileri takip etmeleri gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurdu. Orada bir barkod aldılar. Bazıları kendileri elden gitti. Elden gidenler, elden o dilekçeyi verenler sigorta takip numarası gibi takip alamadığı, ne aşamada olduklarını göremiyorlar. Ama e-devletten başvuran vatandaşlarımız çoğunluğu ne aşamada olduğunu görebiliyor takip ama edebiliyorlar en azından. İstanbul'da özellikle yoğunluk olan yerlerde, burada tabii aylık bağlanmama sorunları hala devam ediyor. Buna ilişkin hem çalışanlarımız gerçekten devlet memuru çalışanlarımız özverili bir şekilde gayret gösteriyor ama birden bu emeklilik sistemine giriş olduğu için bağlanamama sorunu ne yazık ki yani var. Yani mesele yoğunluktan burada, kaynaklı bir mesele. Ama bir tevhid de var. Tabii başka işlere çalışılmış, başka yerlere çalışılmış. Evet. Biraz Bağkur var, biraz SGK var. Evet. Bunların hesaplanması biraz çetrefilli olduğu zaman için. Ve çok özür dilerim. Emeklilik servisine bakan memurlarımız da sayısı azdı. Diğer servisler de buraya akredit edildi. Tabii emeklilik de ihtisas gereken bir şey olduğu için aylık bağlanma oranları ve diğerleri. Burada tabii o memurun adaptasyonu biraz geç olmuş olabilir. Biraz zaman alalım. Ben orada bir sayıları aldım kurumdan. Çok özür dilerim Emin'ciğim. Orada iki türlü sorun var Gülden Hanım. Birincisi yasa yürürlüğe girdikten sonra çıkartılan genelgede eksiklik var. Bir, bu eksiklikten dolayı aylık bağlamalarda gecikme var. Bunu defalarca söylememize rağmen düzeltilmedi. İkincisi ben böyle bir durumda olan vatandaşlarımıza çok basit bir hatırlatma yapayım. E-Devlet'e bağlı kalıp ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip oradan cevap alamama noktasına uğraşmaları yerine başvuru yaptıklarında hangi bankadan maaş almak istediklerini belirtmişlerse gitsinler bankaya sorsunlar. Çünkü son dönemde yoğunluktan dolayı pek çok mesaj gelmiyor. Mesaj zaten gelmiyor artık. E-Devlet'ten belki tahsis numaranızı oradan takip etmeniz gerekiyor. E-Devlet'e de bakmasınlar. Bankaya gidip sorsunlar. Çünkü bankada para geldiği zaman bir hesaba bağlanmadığı için askıda kalıyor. Havuzda kalıyor. Sorsunlar ben Özgür Kaya işte emeklilik başvurusu yaptım. Maaşım yatmış mı diye sorsunlar. Direkt şubeye gidip sormak çok fayda var. 2018 sayılı genelge var. Emin Bey bir şey söyleyecekti. 2018-38 sayılı genelge vatandaşlarımız bu kapsamda dilekçe verirse avans talebinde bulunabilirler ve avans alabilirler. Onu da hatırlatalım. Evet orada 90 güne kadar avans alabiliyorlar. 3 aya kadar genelge istinaden. Şimdi ben bugün kurumla iletişime geçmiştim. Bununla alakalı şu anda toplamda 4.800.000 peyderpey olmak üzere ilerleyen yıllarda da EYT üzerinden emeklilikler olacak ama ilk etapta 2.250.000'di. Bu 2.250.000 kişinin Türkiye genelinde %25'i İstanbul'da. Anadolu'nun tamamı EYT üzerinden emeklilikler sonuçlanmış durumda. Ama büyük şehirlerle ilgili özellikle İstanbul'la alakalı %70'inin bitirdiklerini söyledi değerli arkadaşlar. Ve bununla ilgili de %30'luk kısım kaldı. O %30'luk kısım da sorumlu olan kesim. Ha sorumlu demeyelim de hizmetleriyle ilgili sorun yaşayanlar. Bunlar nelerdir? En başta hizmetlerinde bir dönem SSK'lı çalışmış, ondan sonra çıkmış, şirket ortağı olmuş veya esnaflığı olmuş, Bağkur'a geçmiş. Hizmet çakışması var. İşte bir ay 30 gün sosyal güvenlik hukukunda bir yıl 360 gün üzerinden nitelendiririz biz. Orada kısmi süreli 7 gün bir hafta çalışmış, diğer şirkette 30 gün çalışmış. Dolayısıyla oradaki 7 günü hesabından çıkarması lazım. Ama EYT ile ilgili hak kazanmayla alakalı hizmet dökümünün en tepesindeki rakama bakıyoruz. Ha diyor benim diyor 5000 küsür günüm var. Yasada bunu istiyor. Ben diyor hak ettim diyor. Orada yanıltıcı bir durum var. Tabii burada yanıltıcı bir durum var. Dolayısıyla oradaki kısmi sürelilerde çıktığı zaman bu sefer de kurum memuru arkadaşımız redde düşürüyor. Siz de dolayısıyla emekli olamıyorsunuz. Ayrıca Bağkur'larda prim borcu varsa ama başvurusunu yapmış hala bekliyor. Bu da direkt emeklilik servisinde ortaya çıkıyor. Siz farklı farklı illerde görev yaptıysanız çünkü hiyerarşik olaraktan en başta arşivden dosya geliyor. Hangi kuruma bağlı hizmetleriniz olmuş, hangi ilçeye bağlı hizmetleriniz olmuş. Bunlar kendi işlerinde mail ortamında yazışmaları oluyor. Dosyalar birbirine aktarılıyor. Bir sürü prosesleri var. Devamında da tek tip çalışmanız var. Yani siz çalışma hayatının içerisine girip bir ya da iki iş yerinde tek düze SSK üzerinden çalıştıysanız oradaki arkadaşların %70'lik grubu komple bitmiş durumda. Ama ben buradan sizlerin vasıtasıyla özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar çok gece demediler, gündüz demediler, hafta sonu demediler, yeri geldi Ramazan'da da
işte sahurlara kadar çalıştılar. Onların hakları haklısınız, gerçekten teslim ödendi. Etmek lazım teslim hakları etmek kesinlikle. Mirip Hanım, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir diğer tura döneceğim çünkü. Memur emeklisi, zam oranları, kim ne istiyor, kim ne bekliyor, ona ilişkin de çok yani fazla çok konu var. Çok kısa ekleyeceğim var. Şimdi bu çıkan yasanın sonucunda bizim yaşadığımız şeyi sadece basit bir adaletsizlik ya da hani ne yapalım, denge bu şekilde, işte ekonomi yok, bütçe yok gibi bir böyle daha ufak düşünülmesini istemiyoruz. Çünkü bunun en büyük boyutu psikolojik boyutu maalesef ki. Sonuçta devletin size 43 yaşta verdiği emekli parasıyla 58 yaşında verdiği, 60 yaşında verdiği emeklilik parası aynı oranda değil. 58-60 yaş vücuduyla 43 yaş vücudu, beyni aynı değil. Belki ağzımızda diş bile olmayacak, öyle söyleyeyim, o derece. Ve 43 yaşında emekli olan arkadaşların şu an çocukları 8-10-5, hani bu yaşlarda ve onlar için bir bu ek imkanla bir gelecek sağlama imkanları da yüksek. Ama ben 58 yaşında emekli olduğumda benim çocuğum 30 yaşında olacak. Ben onun eğitimi için zaten aldığımızda evimizi geçindirdiğimiz için ekstra bir para olmadığı için de bu çocukların eğitimine de, yani bu bütünsel olarak bizim bütün ailemizi etkileyen ve çalışma barışını çok ciddi anlamda bozan bir adaletsizlik. Yani bir insan sırf 8 Eylül öncesi bir gün sigortası yok diye bu şekilde cezalandırılamaz. Yani bunun çok acilen düzeltilmesi gerekiyor. Ben bu konuda SGK uzmanlarımızdan, müfettişlerimizden mutlaka desteklerini istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü bunun çözümü gerçekten bu kadar zor değil ve bu kadar bütçesel değil. Değil mi acaba? Değil. Zor mu? Bu kadar zor değil mi? Yani esasında bu yani özellikle... Bir gün gerçekten travmatik bir şey. Yani hani çok bunu bir gün olarak yani da algı yaratmayalım ama bir yıl da aynı, bir gün da aynı. Bir yıl, bir gün, beş gün, on gün, 15 gün olarak ayırsak eğer bunun sonunu gelmeyecek. Çünkü neden çok bütçesel bir sıkıntı değil? Çünkü bizler erken emeklilik isteyen bir kitle değiliz. Biz 40-43 yaşında bize de vereceksiniz, onlara verdiniz. Biz yok, daha çok çalıştık diyen bir kitle değiliz. Ama bunun bir yumuşak geçişi olabilirdi. Hani direkt bizi bir kenara atmaktansa, yani benim sadece sormak istediğim bir şey daha var. Bu yasa çıkartılırken acaba hani sormamışlar mıdır? Ya işte 8 Eylül öncesi bir ay işe girişi olan var sadece. Ondan sonraki işe girişi ta 2006'da. Benim de arkadaşım var. Hani bunları tespit edebilirdi SGK sistemi. 6 aydan kısa sigortası olanlar diye ayırabilirdi. Yani 8 Eylül öncesinin bu kadar bir hakka kavuşturulup sonrasının yok sayılmasının boyutu gerçekten bizler için korkunç. Şimdi orada kanun koyucu nafsın ve ruhun açık olmasını ister. Yani burada sınırların net ve kesin olmasını ister. Bir günlük, beş günlük tabii ki de mağduriyet. Yani bir günde kimse kaçırmak istemez bunu. Orada ve kesin bir kademelendirme olmalı yani. Bizce de yani hepimiz de aynı kanaatte olduğumuz. O yüzden yani şimdi bir günü o yüzden vurguluyorum yani ciddi anlamda. Çok kesin bir durum yani. Bunu kabul eder. Var çünkü evet. Toplumun tüm kesimi bunu kabul eder. Bir günde tabii mağduriyet yani. Ama kanun koyucunun burada kesin bir şekilde ayrım koyması lazım. Yani kesin çizgiyle ayırması lazım. Buradaki asıl iş 8.99 tarihinden önce, o tarih dahil. İşe başlama döneminde haklar neyse o haklar verildi. Tabi orada sadece şu sorulabilir. İşte primler 5.000'a 5.975. Evet, o kaldı. Biz de 5.000 prim gün sayısına eşitlenmesi olabilir söyledik. Ama 5.000 prim gün sayısına eşitlenmesi şunu ifade edecek bize. Yani bir kişi 10.000 prim ödeyerek emekli olacakken 5.000 prim ödeyenle aynı maaş alınabilecek. Ama burada tabi devletin sosyal devlet ilkesi olması gereği burada bir tarım işçisi. 7.000'i geçtik şu an, ben geçtim. Benim maaşım eksiliyor. Kayıt dışı dediğiniz durum. Bir... Şimdi ben 7.000'den sonra aslında SGK'sız çalışmak istiyorum. Ama benim kurumum buna müsaade etmiyor. Çünkü ben gün yaptıkça benim cebimden param eksiliyor. Hani devlet bana sen 58 yaşında emekli olacaksın. 16.200 günde ben emekli olacağım o eğer. O tabii ki aylık bağlamayla bana bir şey vermeyecek. En büyük sorun birinin eşitlenmesi aslında. Karşılığı yok. Birinin eşitlenmesi aslında. En büyük sorun şimdi, burada en düşük emekli maaşı 7.500 lira kim için yapıldı? Tarım işçileri için yapıldı. Evde çalışan bayanlarımız çalıştı. Temizliğe gelen bayanlarımız için. Çok sıkıntı, yine evet. İnşaatta gündelik olarak çalışanlar için getirildi ki. Evet, devlet dedi sen bir memur gibi değilsin. Her zaman sigortanı yatıramazsın. Evet, sana en düşük maaş ama aylık bağlama oranındaki adaletsizliklerden dolayı. 2000 öncesi, 2000 ila 2008 biz arası. Biz en düşük zamanda çalışıyoruz. 2008'den ya. Sonrasında ve bu sene emekli olanla bir önceki sene emekli olan arasındaki büyüme oranının hesaba katıldığı için farklı maaş alabilmesi
büyük sıkıntılar. Aslında bunların toplum bir şekilde ele alınıp artık geleceğe yönelik bir daha sorun olmamasına ilişkin yani, önlemleri kapsayıcı bir şekilde alınması lazım. Buna karşı bize söylenen siz şartları bilerek girdiniz kelimesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şartları bilerek girdiniz demeniz için bir insana birkaç şart sunulur. Ben o şartı seçerim, girerim. Biz şartları bilerek girmedik. Bu şarta mecbur bırakıldık. Çünkü ya bu şartta çalışacağım, ya ülkemden gidip başka bir ülkenin SGK şartta çalışacağım, ya da çalışmayacağım. O şartla tüm için. Şimdi bu bir kriter değil. Yani şimdi alternatifler olabilir. Yani işte aylık bağlan, yani sistemin komple, sosyal güvenlik sisteminin komple gerekiyor. Değişmesi lazım. Çünkü işte Mihriban Hanım'ın bahsettiği gibi aylık bağlanma oranlarında bir adaletsizlik var. 99 öncesi özellikle SSK'lılarda %60'dan başlıyor, %85'e kadar çıkıyor. Keza 2000'de bu rakamlar %55'e, 2008'de de %35'lere düşürüldü. Burada sistem de sizi kayıt dışına doğru yöneltiyor. İşte çalıştıkça işte her 15 TL aylık bazda rakamı aşağıya doğru çekiyor. Ha, orada sistemin içerisinde kalıp da 7200'ü veya 7000 günü doldurmuş. Dolayısıyla ben diyor çalışmayayım diyor. Çalışmadığı zaman da işveren onu kabul edemiyor. Evet. Çünkü bir iş kazası olsa dolayısıyla Türk Ceza Kanunu üzerinden 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var. Ölümlü kaza veya uzuv kayıplarında. Ha, bundan dolayı da burada sistemin baştan aşağıya reform yapılması lazım. Kesinlikle. Alternatifler olabilir. O alternatifleri çok kısa değineyim. O belki birazcık şeyimizi alır. Çünkü birkaç soru var. Onlarla da gidelim mi Emin Bey, alternatiflerle beraber. Şimdi şu soru da var. Bu arada işte staj ve çıraklık mağdurları da yazıyorlar. Onlar da bu kapsama alınmak istiyorlar. Yasa çıkmadan önce de sıkça dillendirmişlerdi. Şimdi sigortasız çalışanlar sigortalı çalıştıklarını belgelerlerse EYT'li olabilirler mi sorusu var. Özgür Bey çok da buradan geliyor. Evet, onu da bir size sorayım. 8 Eylül 99 tarihinden önce bir iş yerinde farz edelim çalışmış. Sigorta giriş bildirgesi verilmiş. Fakat bizim o dönemlerde elektronik ortam kullanılmadığı için elle yapılan 4 aylık dönem bordrolarında gerek isim hatalarından gerekse sigorta numaralarından kaynaklı bir takım hatalar söz konusu oluyor. Bunları sigortasızmış gibi işlem görüyorlar. Eğer böyle bir durumu olup elinde sigorta giriş bildirgesi varsa veyahut da çalıştığını %100 kanıtlayacak bir takım deliller varsa bununla ilgili hizmet tespit davası dediğimiz hizmet tespit davası yoluna gidilmek suretiyle EYT kapsamında emekli olabilirler. Ama elinizde hiçbir belge yok, bunu kanıtlayacak hiçbir argümanınız yoksa burada zaman aşımı süresi dediğimiz 5 yıllık süre söz konusu. O zaman mahkeme bu davayı kabul etmez, reddeder. Eğer elinizde ciddi derecede belgeler varsa ki bizim de çok son dönemlerde yaptığımız müracaatlar var. Hatta şunu da yapabilirler vatandaşlarımız. Bulundukları il ya da ilçelerdeki özellikle illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki arşiv kayıtlarından, dosyalarından mesela sizin elinizde işe giriş bildirgesi olmayabilir. Fakat sizin o dönemde çalıştığınızı veyahut da sizinle birlikte başka çalışanlar olduğunu iddia edebiliyorsanız oradaki dosya memuruna gidip rica edip ya da yazılı olarak dosyada sigorta giriş bildirgesi varsa bunları çıkarttırmak suretiyle hizmet tespitiyle çok basit bir şekilde bu bir günlük tescil yapılıyor ve EYT kapsamında emekli olma imkanını elde edebiliyorlar. Peki sırayla gidelim, sonra emeklilere, memur ve memur emeklilerine de geçmemiz lazım. Şimdi intibak meselesinden de bir ilk turda bahsetmiştiniz ya, orada da bir beklenti var EYT'lilere ilişkin. Onu da isterseniz bir toparlayalım. Sonra memur ve memur emeklilerine artık geçelim, sürede ilerliyor. Özellikle tabii bu Bağkur ve Bağkurlar da geçerli biraz daha. Çünkü onlar daha fazla prim öderek emekli oluyor. Burada Bağkur'da ihya'yı ve intibağı aslında EYT kapsamında çıkarılmadı diyenlerdeniz biz de. Burada bu getirilseydi eğer, şimdi ihya olarak Özgür Bey az önce bahsetti ama çok kısmı olarak bahsetti. Burada sigorta girişi yapılmış ya da vergi girişi yapılmış, sigortaya bildirilmemiş. Ve sigorta girişi yapılmış, vergiye bildirilmemiş. Karşılıklı şekilde iptal edilenler var. Halbuki bu kişinin sigorta vergi girişi var, sigorta girişi yapılmamış, vergi dersi göndermemiş bu belgeyi. 8599 öncesi sigorta girişi olabilecek, emekli olabilecek yapılmamış. Bu yapılabilirdi. Yine intibak, bu gerçekten çok önemli. Çünkü büyüme oranından bahsettik. Bu senenin büyüme oranı geçen sene %4'tü.
Şimdi bu sene biraz daha düşecek. Tabii IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporunda %2.7'lik o tahmin 3'e yükseltildi. Diğer devletlere göre de, diğer ülkelere göre de biraz büyüme oranımız daha yüksek olacak. Ama geçen senelerde emekli olanlarla bu sene emekli olanlar farklı maaşlar alacaklar büyüme oranından dolayı. Yine enflasyon farkından dolayı. İşte bu aylık bağlam oranlarındaki adaletsizlik ve farklılıktan dolayı bir kişi aynı prim ödese dahi farklı zamanlarda aynı maaşları alamayabiliyor. Hı hı. O yüzden bunların sorunu ortadan kaldırılması lazım. Bunun için topyekun bir aslında sekat prim eşitlemesi gerekiyor. Kademeli emeklilik ve de diğerleriyle beraber sigortanın ve bütçenin yükü olmayacak bir şekilde devletin gerçekten şu dönemde aldığı ekonomik önlemler takdire şayan ve hani önlemlerinin bir de bir şekilde sonuçlanmasında bekliyoruz hızlı bir şekilde. Cevdet Yılmaz bugün 24 tane farklı STK temsilcisiyle birlikte toplantı yaptı ve istişare kültürüne önem veriliyor. Cevdet Yılmaz ekonomi kökenli. Öncelikle bu ülkenin sorununun şu anda bir numaralı sorunun ekonomi olduğunu herkes kabul etmiş durumda devlet yetkilimizle beraber. Sayın Mehmet Şimşek'e de gerçekten çok büyük bir teveccüh var. Şu andaki Çalışma Bakanımız eski Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili, sorunları bilen birisi, dışarıdan birisi değil. O yüzden öncelikle tabii bütçe sorunlarını ortadan kaldırdıktan sonra, o İstanbul'u sürdürülebilir hale getirdikten sonra bunların toplamının tamamının genele yayılacak bir şekilde düzenlemeleri ele alınmasını bekliyoruz ama tabii bunun bir zaman ihtiyacı var. Ama intibak yasası tabii önemli bir konulardan birisi. Konu. Peki. Şimdi gelelim memur ve memur emeklilerine. Ben aslında kim ne istiyor, kim ne talep ediyor onu da bir aktarayım. Ona ilişkin de Kadir eğer verebilirsen ekrana da yansıtalım. Kamudaki zam pazarlığına ilişkin 1 Ağustos'ta yapıldı. İkinci toplantı 14 Ağustos'ta artık son kararında en geç 31 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor sevgili izleyiciler. Şimdi memur sen 2024'te %70, 2025'te %40'lık bir zam öneriyor. Ama ek talepleri de var, onu da paylaşalım. 1650 lira maaş artışı, zamların 3 ayda bir yapılması, gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi, 4850 liralık bayram ikramiyesi, 2000 lira eş yardımı, 500 lira çocuk yardımı ve bununla beraber farklı birkaç talep de var. Kamu sen onu aktarmıştık. Ardından şu da önemli. 2024 yılı için %100.2, 2025 yılı için %58.4 zam talep ediyor kamu. Sen sevgili izleyiciler son olarak KESK'e bakalım. En düşük memur maaşının 2024'ün Ocak ayı itibariyle eş çocuk yardım ve kira yardımıyla en az 45 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor. KESK dediğimiz gibi ikinci toplantı 14 Ağustos'ta, son karar en geç 31 Ağustos'ta açıklanacak. Emin Bey sizinle başlayalım mı? Şimdi seyyanen zam olur mu? Zam oranı nasıl belirlenir? Şimdi biraz önce Muhammed Bey de aralarda söz etti artık. Hedefin gerçekçi olduğu söylenen ama son derece yüksek bir enflasyon tahminimiz var. %58'den evet. Söz ediyoruz. Revize edildi. Epeyce yukarı yönlü de revize edildi. Dolayısıyla beklentiler yüksek. Ne öngörüyorsunuz? Ne çıkar görüşmelerden? Evet, şimdi burada enflasyon verisi çok önemli çünkü enflasyon verisi 6 aylık dönemde 19.77 çıktı. Memurlarımızda da bu toplu sözleşme ile birlikte %17.55'lik kısım alındı. Orada memurlarımıza %38 ile %86'lık bir zam yapıldı. 8077 liralık seyyanen bir zam verilmiş oldu. Ama buradaki 8077 liralık seyyanen zam ilave ödeme olarak verildi. Buradaki toplu sözleşmelerde buradaki 8077 liranın emeklilere de verilmesini talep ediyorlar. Yine toplamda 120 madde var. Bu 120 maddenin 74'ü yeni madde, 29'u korunması gereken eski toplu sözleşmeden, 17 madde de geçen toplu sözleşmede sonuca bağlanamayıp da burada tekrardan gündeme gelen. Burada rakamsal boyutta ne olur? Enflasyon belli olmadığı için biraz tahmin etmek zor. Ama Merkez Bankası'nın %58 oranında 2023 tahmini var. Dolayısıyla buradan yola çıkaraktan bazı şeyleri söyleyebiliriz. Nedir onlar? İşte %58 ise ilk 6 aylık dönemde de %19.77 işte kabaca %20 dersek işte toplama çıkarma yaptığımızda %38 gibi bir rakama ulaşabiliyor. Şu an ekonomist arkadaşlar, sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlar %30 ile %35 arasında ek bir zam yapılmasını öngörüyorlar. Ama bu tek başına mı olacak, değil, bir refah payı eklentisi olacak mı olmayacak mı, yine ona yasa koyucu
karar vermiş olacak ama burada ben bir iki noktaya değinmek istiyorum. Şeyle ilgili buradaki toplu sözleşmede daha öncesinde 6'şer aylık dönemlerde talepler vardı, yapılıyordu. Ama burada 2024 yılı için 3'er aylık dönemlerde, çünkü 2 yıllığına 2024 ve 2025 için 7. dönem toplu sözleşmesi imzalanacak. 2024 için %70, 2025'te de %40'lık bir artış talep ediyor. 1650 liralık rakamı bekar olan memurlarımız için de 22.017 liraya talepleri mevcut. Birinci dereceye gelen kamu personelinde ek göstergenin 3600 olması talep ediliyor. Kamu görevlilerine kira yardımı 7650 lira olmasını talep ediyorlar. Bayramlarda 4850 liralık dini bayramlarımızda ikramiye talep ediyorlar. Aile yardımının eş yardımı 2000, çocuk yardımı 500 lira olması talep ediliyor. Gelir vergisinde ben hep tren istasyon diye nitelendiririm. Orada gelir vergisi dilimi var. Burada 2000 sabitlenmesi, asgari ücrete kadar zaten hem kamu sektörünün hem özel sektörde bunlar kaldırılmıştı ama onun ikinci, üçüncü dilime geçen durumları oluyor. %15'e talep ediyor. Yine doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal yardımların artışını, kurumlarda ücretsiz kreş tespit, ücretsiz kreş olmasını talep ediyorlar. Kadın kamu görevlilerinde bu özel sektörde de var. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta, toplamda 16 haftalık bir izin var annelerimizin, anne adaylarının. Orada da 2 hafta çoğul gebeliklerde buna ekleniyor. Bunun tam 2 katına çıkmasını, yani 32 haftaya yükselmesini istiyorlar. En önemlisi de seyyanen zamın emeklere de olmasını talep ediyorlar. Bu bir süreç. Süreci bekleyip göreceğiz. Ama sonuç olaraktan takvime baktığımız zaman 21 Ağustos'ta buradaki müzakerelerin bitirmesi lazım. Eğer bir uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek. Hakem heyeti de ayrı bir süreç. Eğer vaktimiz olursa ona da değinmek isterim. Ama ağırlıklı uzlaşma çıkar gibi görünüyor. Ne dersiniz? Büyük bir ihtimalle çıkacaktır. Ki geçmiş yıllara da baktığımızda genelde 3 aşağı 5 yukarı bir ortak nokta bulunuyor. Şimdi memurlara yapılacak olan zamları ya da sendikaların taleplerini ikiye ayırmak lazım. Birincisi ücret gelirleriyle ilgili bölüm, ikincisi de özlük haklarıyla ilgili bölüm. Ücret gelirleriyle ilgili, yani maaşlarla ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi vergi dilimi. Yani siz Yeni Bosna'dan yola çıkıyorsunuz, Büyükçekmece'ye gidene kadar sırtınıza daha fazla yük alıyorsunuz. Her geçen metrede sırtınıza fazla yük alıyorsunuz ve yorgunluğunuzu artırıyorsunuz. Bizim ücretlerimiz de yılbaşından itibaren yüksekten başlıyor, yıl sonuna doğru düşmeye başlıyor. Halbuki yıl sonuna doğru ücretler genelde ücretler düştüğü gibi harcama maliyetlerindeki de artış yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Ters orantılı bir şekilde. Dolayısıyla burada bir ücret gelirleri arasındaki dengesizliği ya da vergi adaletini bir sabitlemek lazım. Yani %15 ise, %17 ise neyse burada sabitleyip vatandaş da yıl boyunca alacağı maaşı 3 aşağı 5 yukarı bilerek bir yıllık bütçesini ona göre planlaması gerekiyor. Zam oranlarına gelecek olursak ben genelde böyle enteresan rakamlar söylerim. Biliyorsunuz yılbaşında asgari ücret açıklanırken 11.387 demiştim. 11.402 lira çıktı. 12 liralık bir sapmayla. Şimdi ben Emin Bey %30 ile 35 arasında söylüyor dedi, meslektaşlarımız dedi. Ben %34 olarak söylüyorum. Bunu da not edelim. O da çok yakın. %34 olarak olacaktır. Tarih not düşüyorsun. Tabii bir de şöyle bir şey, şöyle bir şey var burada. %34. Tamam. Emin Bey %30-35 arası. Ama yani memur sen başkanımızın isteklerinin bir hayli gerisinde. Şimdi tabii isteklere bakıldığı zaman Gülden Hanım da Emin Bey de rakamları telaffuz ettiler. İstekler bitmiyor. Yani gönül ister ki hep verelim ama ekonomik şartları, para konusunu siz daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla hem enflasyonla mücadele, hem ekonomiyle mücadele, hem diğer alanlardaki mücadeleyi dikkate aldığımızda da belli bir oranda illaki uzlaşma sağlanacaktır. Şunu aklım ermiyor bir türlü. Şimdi toplu sözleşme yapıyoruz. Ücretle ilgili bir rakam belirliyoruz. Diyoruz ki %20. Üzerine de enflasyon farkını koyuyoruz. %20'nin üzerinde enflasyon gelirse
diyelim ki 34 geldi. %10, %20 toplu sözleşmeden, %14'te enflasyon farkı verdik, %34. İşçiye ne nasıl veriyoruz? Yani SGK'lılara enflasyon rakamı ne çıkmış diyelim ki %34. %34'ü yansıtıyoruz. Yani bunu toplu sözleşmeye bağlamanın, bu ücreti bu şekilde toplu sözleşmeye bağlamanın anlamını şu, Kaan Koca'nın istediği, hani aslında murat ettiği husus, eğer enflasyon ola ki %20 olarak belirlendi, enflasyon %15 oldu. Devlet burada memuru ve memur emeklisini pozitif olarak ayrıştırıyor ve onları koruyor. Ey memurum, sen bana hizmet ettin. SGK'lı 15 alıyor. SSK Bağkur değil. Memuru memur emeklisi. Evet. Enflasyon düşük çıksa dahi %20'den, %20 olarak belirlenirse ben sana %20 vereceğim diyor. Evet. Ama ekstra olursa dediğiniz gibi bir anlamını yitiriyor. Yani evet, anlamı yani şu an o da sendikanın avantajı. Sendikanın avantajı. Ki asgari ücretli sendikalarda da ya da asgari ücret yok. Geçmiş dönemden günümüze kadar bütün yapılan toplu sözleşmelere bakıyorum. Hiç enflasyon toplu sözleşme rakamının altında kalmadı. Biz enflasyonla yaşayan bir toplumuz. Evet, dolayısıyla diğer özlük hakları, evet doğru. Mesela işte bayram yardımlarıydı, tabii, çocuk yardımlarıydı. Daha önemli olan eş yardımı, onları toplu sözleşmeye bağlanabilir. Ama ücreti bu şekilde bağlamak, işte bağladığımız takdirde insanların da kafası karışıyor. Evet. Yasal prosedürde de böyle. Yani bununla ilgili yönetmelikler var. Siz kesinlikle açıklanan enflasyonun altına oradaki ücretleri ne özel sektörde ne memurlarımızda kanuna aykırı bir durum o. Tabii. Onu yapamıyorsunuz zaten. Orada da TÜFE verileri doğrultusunda hareket ediliyor. Evet. Ben birkaç hususa ekleme yaptım. Özgür hocam bitirdiyse. Bitirdi. Hayırlısıyla inşallah bu ay sonuna kalmadan memurlarımızın 2024 ve 2025 yılı toplu sözleşmeleri de istenilen düzeyde makul bir düzeyde hem sendikanın hem memurlarımızın hem de hükümetin ortak konsensüsüyle bir sağlanırsa hepimiz mutlu oluruz. Evet. Çünkü nihayetinde memurlar da bizim vatandaşımız, sendikalar da bizim sendikalarımız, devlet de bizim devletimiz. Burada baktığım zaman çarşıya pazara çıktığımızda hepimiz aynı ürünü satın alıyoruz ve aynı harcamayı yapıyoruz. Burada şimdi Emin Bey %30-35, %34 sizin tahmininiz ne? Ben burada %70 ve %40'lık tutar zaten yanlış hesaplanmış tutar. Öyle makul olduğunu düşünmüyorum. Yok öyle söylemeyelim. Şimdi %25 birinci 3 ay, yani bir kere zaten %6 ayda bir bu zaten belirleniyordu. Evet. 3 ayda bir. Şöyle yanlış, tam açıklayacağım. %25 olması gereken artış artı %10 refah payı. Yani %35. Hı hı. İkinci 3 ay %10 isteniyor. Evet. Üçüncü 3 ay %15, dördüncü ay %10. Bunların normal toplaması %70. Halbuki bizim 1000 liralık bir ücretimiz varsa birinci 3 ayda %35 aldık. Ne oldu? 1.350.000 oldu. 1.350 lira oldu. 1.350 üzerine %10 olması lazım. Kümülatif olarak %70 yapmaz. Köke. Burada bir hesaplama hatası köke var. Köke yapar. Tabii. Eski vergi müfettişim. Buradan biraz rakamları aramız iyi. İkinci tutarda da %40'lık bir oran istenmiş. Ve toplamda %110. Zaten kümülatif olarak bakarsak çok daha fazla bir artış. Yani bu %200'leri geçen bir artış aslında bu. Ama gerçekten ücret, Özgür Bey'in söylediği gibi, ücretle sosyal hakları ayırmak gerekiyor. Burada ücret zaten devletin izlemiş olduğu politika, enflasyon karşı çalışan ezinmek politikası. Ve emekliler zaten açacaksınızdır muhtemelen ama emeklerini telafi edeceğiz diye açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanı, gönülleri alacağız şeklinde. Burada bu ücretlerden ziyade en önemlisi aslında memurların şu anda kira yardımı. Çünkü memurlar gerçekten büyük şehirlerde kiradan dolayı bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Büyük şehirde yaşayanlar daha küçük şehirlere gitmek istiyor. Küçük şehirlerde yaşayanlar da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gelmek istemiyor. Haklı olarak. Tabii. Ve bundan dolayı da tabii evi olan memurlarımız da olabilir. Aynı ölçüde olmasa da mutlak surette onlara da bir yardım yapılmalı. Çünkü o memurlarımız da kendi refahından vazgeçerek krediye başvurdu. Oradan bir ev sahibi oldu. Memura kira yardımı çok önemli. Bence yeni kazanımlardan birisi. Önceki asgari ücret görüşmelerinde... O da 7.650 olarak memursan tarafından istedi, talep edildi. Keşke daha fazla verirse. Ücretten ziyade. Bu çünkü doğrudan bir şekilde memurumuzu etkileyecek bir husus. Tabii büyük şehirlerde farklı, orta ölçekli şehirlerde bölgesel gelişme endeksleri var, kira endeksleri var, artış azalış. Buna göre bir tutar belirlenebilir. Yine ücretlerin vergi dilimi. Bu sadece memurlara ilişkin olmaz. Zaten bütün ücretle ilgilenen bir şey olmalı. Bütün çalışanlar, işçi ve işçilerin arasındaki anlaşmaya bağlı olarak net ya da brütten anlaşırsınız. Eğer netten anlaştıysanız sene sonuna kadar aynı maaş alırsınız. Evet. Ama brütten anlaştıysanız o vergi sizin üzerinize kalır. Aynı Özgür Bey'in bahsetmiş olduğu gibi. Tren misali. Aralıkta artık yok. Aralıkta örneğini. Komple. Evet. Şimdi burada
Öncelikli olarak kümülatif olarak bir artış var. Bizim vergi dilimlerimiz var. İlk dilim 70 bin lira ve ilk dilime 70 bin liraya kadar %15'e vergilendiriliyoruz. Daha sonra %20, 27, 35, %40'a varıyor. Burada ücretle alakalı 2-3 tane husus var. Çok önemli. Öncelikli olarak bu istina yapıldı biliyorsunuz. Asgari ücretli kadarlık kısmından tüm ücretler istina tutuldu. Ama bu istina uygulanması yanlış şu anda kanuna göre. Yani siz 20 bin lira aldığınızı farz edelim. 20 bin liranın 11.400 lirası asgari ücretten dolayı istisna. Geri kalan 9 bin lira üzerinden vergi veriyorsunuz ya. Vergi dilimine 9 bin lira üzerinden girmiyorsunuz. Tamamından giriyorsunuz. Halbuki bir istisna varsa aynı mesela evlere ilişkin gayrimenkul sermaye iadı. Girmen lazım. Gayrimenkul sermaye iadında bir istisna hattı var ya o düşülüyor ondan sonra vergi veriliyor. Aynı bunun da öyle olması lazım. Bu bir yanlış. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Muhalefetin bu kanunu çıkarken biraz daha akılcıca davranıp bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerekiyor. Çok büyük yanlış çünkü toplum bütün ücretlerin tüm kesimi ilgilendiren bir husus bu. Tabii. Yine bununla beraber beyanname veren ücretlerle alakalı 1 milyon 900 bin üzerinde bir ücret geri elde ediyorsanız eğer beyanname verebiliyorsunuz. Bu ne demek? Bir ticaret erbabı gelirini elde ediyor, giderlerini düşüp ondan sonra bir vergi veriyor. Ama ücretlerin böyle bir şansı yok. Şimdi maalesef. Bizler büyük şehirlerde özellikle yaşayanlar çocuklarını servise veriyor. Bizim de giderlerimiz var. Yemek giderleri var çocukların. Okul. Eğitim giderleri var, sağlık giderleri var. Eğer 1 milyon 900 bin lira ve üzerinde gelir elde ediyorsanız eğer kendiniz, eşinizle, küçük çocuklarına ilişkin bu giderleri beyanname ekleyebiliyorsunuz. Ama 1 milyon 899 bin lira geliriniz varsa bunları giderleştiremiyorsunuz. Evet. Adaletsizlik. O yüzden bu toplu sözleşme gerçekten istek ve talepler yerinde oranlar hariç. Bana göre çok makul değil. Ama onun haricinde ücretlerden ziyade zaten ücretlere artış oranları ölçüsünde yapılacak. Devlet zaten bugüne kadar enflasyon altında zaten bir artış yapmadı. Ama diğer kazanımlar çok da önemli. Vergi diliminin sabitlenmesi %15'e de %20'ye bütün ücretlere. Çünkü asgari ücret görüşmelerinde bu kanun vardı. İstan yanlış uygulanması bir de memurlara kira yardımı. Ücret farklılıkları eşitlere ilişkin ben vakit çalmak istemiyorum. Estağfurullah vaktimiz var araya gidene kadar. Bir de memurların ücret çarpıklığı durum var biliyorsunuz. Kamuda çalışan kamu işçileriyle. Bir memurun ya da şefin aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi. Yakınsadı birbirine. Bu tabii geçici bir sorun. Enflasyon hızlı şekilde artış yaşandığı dönemlerde bu sorunlar olur. Kamu işlerine %45 bir zam yapıldı. Brüt 15 bin ortalama ücret verildi. Bunun akabinde memurlara en düşük emekli memur maaşı 22 bin lira olacak vaadi verildi ve bu yapıldı. %87 en düşük memura artış yapıldı. En yüksek memur olanlarda %38, %37'lik bir artış yapıldı. O da genel müdür. Seyyanen zam herkese eşit şekilde uygulandığı için bu farklılıklar oldu. Şimdi bu uygulanınca şimdi tabii biz yani hiçbir çalışanımızı kategorize etmiyoruz. Ama bir üniversite mezunu KPSS'ye girmiş, çeşitli yollardan geçmiş bir uzmanla, müfettişle ya da kamudaki diğer kesimle beraber bir kamu işçisinin maaşı yakınsarsa bu çalışma barışının bozucu bir etki oluşturur. Kamu işlerine yapılan zam evet yani burada %45 zam. Gerekliydi, olması gerekiyordu. Yüksek bir enflasyonist ortam vardı. Enflasyon karşısında eziliyorlardı. Ama diğer memurlarımızın seyyanen zamdan ziyade oransal artışın daha hakkaniyetli bir ölçüde yapılması bu çalışma barışının bozucu etki oluşturmazdı. Bu da toplu sözleşme maddeleri içerisinde, ücret haricinde. Bu maddeler bence daha önemli toplu sözleşme gelişmelerinde. Şimdi bir iki dakikam var. İsterseniz bir araya gidelim ardından Mücban Hanım sizinle devam edelim. Bölmüş olmayayım. Bir ara verelim devam edeceğiz.
Peki. Gündem Özel devam ediyor sevgili izleyiciler. Reklama gitmeden, araya gitmeden önce memur ve memur emeklilerinin beklediği zam oranları, kim ne talep ediyor, ne olur, görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkar, onları konuşuyorduk ama onun öncesinde Özgür Bey'in paylaşmak istediği bir şey var. Bir yanlış anlaşılma mı oldu? Şimdi Gülden Hanım, tabii 8 Eylül 99 öncesini konuştuk. Daha sonrasını da konuştuk. Benim özellikle 2000 yılından sonra ya da 8 Eylül 99'dan sonra sigortalı olanlarla 2008 arasında özellikle kastediyorum. Bu kesimin emeklilik ya da kademeli emeklilik ya da yaş şartı ile ilgili herhangi bir muhalefet şerhim yok. Onu bir düzeltmiş olalım. Ama zaten yayında da çok öyle bir paylaşım olmadı aslında. Belki yanlış anlaşılmış olabilir. Özellikle bu sistemin doğru işlemesi ve bu kesimdeki mağdur olan insanların çalışma barışını, iş barışını sağlamak adına mutlaka bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçlerde, çünkü bakanlık da zaten bizim dedi masamızda, dosyalarımız belli, bunları peyderpey düzelteceğiz dedi. Mihriban Hanım da zaten konunun takipçisi. Bizler de her zaman kendilerine elimizden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu konuyu gündemde tutmak suretiyle ekonomik şartlar, siyasi oluşumlar vesaire illaki bu da çözülecek. Evet, evet. Peki. Şimdi yine hakkımız etiketi üzerinden paylaşımlarınız var. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle emeklilik şartlarında 17-20 yıl farkı adil, makul, ölçülü değildir. Adil, makul ve ölçülü bir düzenleme zorunludur diyor izleyicilerimiz. Staj ve çıraklıkta emeklilik emektir, SGK başlangıcı sayılsın diyen de çok fazla izleyicimiz var. Bununla beraber ara ara da paylaşalım sevgili izleyiciler. Vaktimiz yettiğince gerçekten çok fazla var. Bununla beraber sizden de paylaşmanızı istenen bir tablo var. Nedir o tablo? Bir paylaşır mısınız bizimle? Adil, makul, ölçülü kelimesini çok fazla tweetlerde okuyorsunuz aslında. Dediğim gibi hani biz devletimizi ve ekonomimizi, bütçemizi hani zor durumda bırakmak istemiyoruz tabii ki ama hani bizim de kendimizce yaptığımız çalışmalarımız, işte SGK uzmanımızla diğer yönetimdeki arkadaşlarımızla yaptığımız bir tablomuz, bir çalışmalarımız var ki bu Twitter'da çok fazla yayınlanıyor zaten. Yani sisteme deklare ederken bizleri 43'te EYT'nin bittiği yerden başlıyoruz biz. Normalde aslında kadında 38'dir ama hani o yaşlardan başlamaya artık hani oraya yazmak bile istemedik ki emeklilik yaşı olamaz hani diye. 43'ten sonra ilk yıl sırada 2000'ler var. 44, 45, 46, 47 gibi sisteme deklare edilerek biz 54, 55'ten sonra bu ülke şartlarının çalışmaya çok uygun olmadığını düşünen kesimiz. Ama şöyle bir şey var. Tabii bunda esneklik payı var. Hani artı 2 olur. Hani 43'ten başlamaz da 45 olur. Ama 50'den başlayan bir kademe olmaz mesela. 50 dediğiniz yaş tek yaş şartı olur. Çünkü 50'den başlayan kademe ucu bucağı çok uzuna gider. Bir mağduriyeti çözmez. Başka bir mağduriyeti doğurur. 43-45'lerden başlayan bir kademe ile sisteme bunu yayarak hem insanların çalışma barışını sağlamış olursunuz, hem çalışma istihdamını arttırmış olursunuz, hem de yaşanan bu büyük adaletsizliği de çözerek gerçekten insanların hayatında bir güven unsuru oluşturmuş olursunuz. Çünkü biz sosyal devletiz, sosyal devletiz diyoruz ama anayasanın eşitlik ilkesine aykırı davranan bir sosyal devlet olamaz. Biz eşit yurttaşlık ilkesine tabiiz ama eşit yurttaşlık ilkesinde şu an değiliz. O yüzden anayasanın 10. maddesinin ihlali de burada söz konusudur. EYT çıktığında muhalefet partileri bunu Anayasa Mahkemesi'ne de götürebilirlerdi. Ama tabii seçim üstüydü, götürülemedi. Ama bu demek değildir ki bizim bu 17-20 yıl ya da biz bu şartla bir akit imzaladık diye biz bu insanlara 20 yıl daha fazla çalıştıralım demek de vicdanen çok doğru ve sağlıklı bir durum değil. Peki, ara ara da dönüp paylaşıyoruz gelen tweetler olduğu için şimdi kayıtsız kalamayız. Teşekkür çokça ederiz. Çünkü sizin de özellikle dinlendirmenizi isteyen bir kitle var. Onun öncesinde memur emeklileri dedik ama tabii buna ilişkin ekleyeceklerimiz varsa alalım. Ardından tabii emeklilerin de büyük bir beklentisi var. Orada nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
işte en düşük 7500 lira gibi bir maaştan söz ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı açıklamaları var. Orada nasıl işler süreç, ne dersiniz? Evet, şimdi 7500 lira Nisan 2023'te önden, yani 2 ay öncesinde bir zam yapılmış oldu. Normal standartlarda emeklilerimize Ocak ayında ve de Temmuz ayında yılda 2 defa olmak üzere ve de TÜFE enflasyon oranında zamlar yapılıyor. Bu zamlarla ilgili %19.77, %25'e refah payıyla birlikte eklenti yapıldı. Ama %25'lik zam emekliler çehresinde pek memnuniyetsizlik getirdi. Gerçek de öyle, çünkü emekli 7500 lirayla çalışsın mı, ailesine mi baksın, faturalarını mı ödesin, kirasını mı ödesin? Yani geçim endeksi olarak zorlanıyorlar. Ha, bu zorlanmadan dolayı da emekli olup da çalışma hayatının içerisinde kalan, özellikle EYT'lilerle ilgili %46'lık bir kesim var. Niye? Hayat pahalılığından kaynaklı. Ha, burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Aralık ayını işaret etti. Aralık ayında bir zam gelmesiyle ilgili hakkaniyetli bir zam, biz her şeyin farkındayız gibi cümleler kuruldu. O yüzden süreci takip edip onun üzerinden değerlendirelim. Ha, öncesinde olur mu diye baktığımızda da öncesinde ben bir zam olacağını pek tahmin etmiyorum. Normal standartlarda bu tür zamlar hep işte ilave, ek ödeme, bunlarla ilgili mutlaka refah payı meclise gidip de kanun teklifi çıkması lazım. Ama izleyicilerimiz ve kamuoyunun da dikkati doğrultusunda bunu gözden kaçan bir madde var. Ben o maddeye değinmek istiyorum. En son çıkan 7456 sayılı kanunumuz var. Bu kanunla ilgili bunun geçici madde 1B fıkrasına göre ilk 3 satırını okuyacağım. 31-5-2006 tarifi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 95. maddesi uyarınca emeklilik, geçici 95. maddede bu EYT ile birlikte olan maddeydi. Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, son cümle son paragrafını satırını okuyorum. Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin ilgili tertiplerini 2023 yılında ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yani bunun için ekstra bir meclise yasa götürmeye gerek yoktur. Burada eğer, yani hukukçu arkadaşlarımız biraz daha doğru yorumlayacaktır bunu, ama benim kendi yorumuma göre öncesinde eğer bir zam yapılacaksa burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde, dolayısıyla herhangi bir kanun teklifi olmadan bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Peki. Ekim-Kasım gibi benim sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan edindiğim izlenim, Ekim veya Kasım gibi bir belli bir miktarda da olsa bir zam olacağı gibi bir intiba edindim. Umarım gerçekleşir. Çünkü Emin Bey'in dediği gibi 7500 lira gerçekten şu an İstanbul veya büyük şehirlerde kiralar almış başına gitmiş bir emeklinin hayatını idame ettirmesi çok mümkün değil. Çünkü Eylül ve Eylül ayında okullar da açılacağı için pek çok vatandaşımız, özellikle EYT kapsamında emekli olanların işte %46 seviyesinde çalışmaya devam ediyor, ama diğerleri belli bir ücretlerle aldıkları ya da bağlanan aylıklarla geçimlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Okullar açılacak, okulların masrafları vesaire derken sanki öyle bir izlenim var diye düşünüyorum açıkçası. Muhammed Bey, siz ne dersiniz? Var mı öyle bir izlenim? Tabii Sayın Cumhurbaşkanı hep emeklinin, çalışanın, sabitler gelin hep yanında olmuştur ve en az enflasyon oranı kadar da bir artış yapıldığını hep beraber şahit olduk. Ama tabii son dönemde yapılan zam, burada 7500 lira ve üzerinde maaş alanlara zam yapıldı aslında. Neden? Emin Bey de bahsetti. Dönem ortasında yapılan zam artışı, 136'lık zam, en düşük emekli maaş alanlara yönelikti. Ve burada en düşük emekli maaş alanlar 5500'den 7500'e çıkartıldı. Ama kök maaşı var vatandaşlarımızın, emeklilerimizin. Bir vatandaşımızın maaşı 6000 lira ve daha altındaysa bir zam almamış oldu. Aslında devlet onu tamamladı 7500 lira. Yani 6000 lira bir zam alan bir vatandaşımız 125 zamla 7500 lira oldu.
Önceki dönemde zam alamayan emeklilerimiz aslında bu dönemde zam almış oldu. Ancak tabii toplum bütün kesiminin gönlünü alacağız açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Biz de belki istek ve temenni olarak da belki bunu dile getiriyor olabiliriz. Ama ben de Ekim ayında yüksek bir ihtimalle burada bir düzenlemenin olabileceğini düşünüyorum. Zaten Emin Bey de yasal düzenlemeyi işaret etti. Tabii ek bütçe burada toplumun tüm kesimlerinden dolayı tabii geçer not da alır. Tüm partilerde buna destek verecekler düşünüyorum. İki defa olağanüstü gündeme toplantı meclisimiz. Ekim'de de meclisimiz açılıyor. Ekim'den önce böyle bir şey beklenmiyor ama Ekim ayında yüksek enflasyonist ortamdan dolayı bu olabilir. Neden? Şimdi biz enflasyon mücadele kapsamında size yaptığımız yayınlarda enflasyonun bu sene düşme eğilimi olacağını hep öngörüyorduk. Ve bütün aslında vatandaşlarımız Merkez Bankası raporunda olduğu gibi fiyatlama davranışlarının daha belirli olabileceği bir döneme gireceğini düşünüyorduk. Yani biz artık gelecekte enflasyon artmayacak. Benim ihtiyacım olan yarınki ihtiyacım bugünden almayayım ve fiyatlama davranışlarının bozulma olmasın. Yani aslında enflasyon bu demek. Şimdi biz burada hem ticaret erbapları hem de vatandaşlarımız tam kendini böyle hazırlıyorken tabii 100 yılın felaketi, deprem felaketi tabii meydana geldi. Özellikle bundan dolayı orada milli dayanışma paketi olarak açıkladı Sayın Mehmet Şimşek. Öncelikle bir MTV, ikinci MTV, daha sonra ek bir deprem vergisi getirildi kurumlara. %25'lik olan kurumlar vergisi oranı artırıldı. İhracatçı yine orada pozitif olarak kayrıldı. Selektif kredi politikasının uygulandığı gibi daha düşük bir vergi oranlaması getirildi. Ama bununla beraber burada tabii vatandaşlarımız milli dayanışma paketi olarak ek MTV çoğunluk burada bir karşı çıkmadı. Zaten ona ilişkinde bir anayasa mahkemesi süreç var. Ama daha sonra ortaya çıkan akaryakıt zamları zamlar. Evet. Seçimden önce 18-19 lirada seviyesinde olan benzin ve motorun şu anda iki katı neredeyse. 37, yaklaştı. 37-38. Yine aynı şekilde KDV ki KDV toplumun tüm kesimini ilgilendiren yayılı muamele vergisidir. Ve herhangi bir ürüne gelen zam sadece bir toplum bir kesim değil bütün kesimi ortaya çıkarttı ve etkiler. Burada özellikle KDV'deki akaryakıttaki zamlar enflasyon tetikleyici bir sebep oldu. Ama orada ben bir parantezi açmak istiyorum. Özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi orada KDV ile ilgili %18'ler, %20, %8'ler de %10'a yükseltildi. Ama pandemi döneminde gıda ile ilgili olan KDV'ler %8'den %1'e indirilmişti. Temel gıda maddeleri zaten o zaman da öyleydi. Evet. Pandemi döneminde bu indirildi. O pandemi döneminden bu tarafa gıda ile ilgili olan kısımda bir artış yapılmadı. Orada baktığımız zaman ilgili liste gereğince sadece 18 ve 8'lik kısım gıda ile ilgili kısma dokunulmadı. Bu da tekrardan vatandaşın gıda yönünde ek bir yükün altına girilmemesiyle alakalı. Ama tabii bunu fırsatçılık yapıp işte maaş zamları öncesinde maaş zamı yapılıp sonrasında işte stokçuluk yapıp gibi firmalar marketlerde onları ayrı bir kefeye koyuyorlar. Tabii ne oldu ama şu var tabii. O malların o marketlere gelmesi için harcanan bir akaryakıt gideri var. Bu akaryakıt değerleri arttığı için o günkü güncel değeri, stoktaki değeri 10 lirayken akaryakıt değeri 2 katına arttığı için o stoktaki mallar değerlendi. Neden değerlendi diye soramayız o marketlere. Çünkü onu satarsa yerini alacağı aynı üründeki mal fiyatlanmış olur, zamlanmış olacak. Ama işte ÖTV, ama emin olun sorunca ÖTV, da çok son, fazla cevap bundan dolayı da yani. Bunda tabii fırsatçıları bir kenara ayırıyoruz. Bundan sadece, dolayı da öncelikle burada toplumun kırılgan kesimi ifade ettiği kesim var. Sayın Cumhurbaşkanı tam bu ifadeyi kullanıyor. Toplumun kırılgan kesiminin bu üzerindeki enflasyonist baskı alınması gerekiyor. Ve buna ilişkinde herkes hemfikir. Yani burada kimse 7500 lira çok deme lüksü yok. Tabii. Ve emeklilerin de belli bir kesiminin yani o aslında en düşük emekli maaşından ziyade diğer kesim aldı. Kök maaşı 7500 lira ve üzerinde olan kişiler zam yansıtıldı ama diğerlerine zam yansıtılmadı. Bu kök maaş sistemi neden uygulanıyor? Evet. Yani bunu ayrıca isterim biraz daha bir uzun. Soru yani gerçekten. Açıklayayım ama. Bitirdikten sonra isterseniz. Hatta Özgür Bey cevaplayabilir. Kök maaş dediğimiz yani, esasında. Kök maaş çok... dediğimiz esasında kök kelimesi burada doğru kullanılmayan bir kelime açıkçası. Biraz eleştirel olacak ama. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşa bağladığı maaş. Yani sizin yıllar boyunca çalışmış olduğunuz hizmet yılı ve ödemiş olduğunuz prime esas kazanç. Biz ona spek deriz. Buradan oluşan aylık bağlama oranlarıyla güncellenmek suretiyle oluşan bir maaştır. Ortaya bir maaşınız çıkar. Asıl alınması gereken maaş aslında. Almanız gereken maaş. Siz 5000 lira bağlanmıştı. 5000 liralısınız. 3500 lira bağlanmıştır. Şu an hali hazırda
3000 liranın altında aylık bağlanan vatandaşlarımız var. Aradaki farkı devlet diyor ki ben 4500 sana maaş bağladım. 4500 lira civarında diye biliyorum ama en düşük şu anda bağlanan. Yok, 4000 liranın altında. 3000 liranın da altında da bağlananlar da var. Kısmi emekliliklerde. Kısmi emekli olabilir. Kısmi emekliliklerde. Şimdi devlet diyor ki aradaki farkı diyor ben sana diyor kapatıyorum diyor. Esasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir taraftan her ne kadar kasasından çıkıyor gibi gözükse de bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasından çıkan bir para değil. Hazinenin kasasından, bütçeden çıkan bir paradır. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu maaşı nereden öder? Topladığı primlerden öder. Ve yıllık işte primsiz ödemeler diye tabir ettiğimiz sizden prim almadan işte engelliye, yaşlıya ödediği primlere de biz primsiz ödemeler deriz teknik olarak. Bunların açıklarını da hazine Sosyal Güvenlik Kurumu'na kapatır. Esas Sosyal Güvenlik Kurumu sizden aldığı maaşla size maaş ödemiş oluyor. Dolayısıyla kök maaş diye adlandırılan şey rakam budur. Peki. Ben bir parantez açıp söylemiştik. Çok az tamamlamak istiyorum izin verirseniz. Tabii. Burada tabii enflasyon yüksek, enflasyon bir dönemden geçiyorken beklentiler enflasyonun düşmesi yönündeydi. Yeni bir yönetimle, ekonomi yönetimiyle toplumun 86 milyon vatandaşımızın en az 186'sı yeni ekonomi yönetimine bir güven duydu. Ve bu güven duyma da zaten yurt dışındaki o iş gezilerinde, çalışma ziyaretlerinde bunun meyvesini verdi. Ve Sayın Mehmet Şimşek de bunu açıkladı. Türkiye'nin uygulamış olduğu ekonomik programa güvendir bu dedi. Gerçekten öyle. Ama bunun için bir makul bir süre var. Yani oradaki hesap yapılan anlaşma, 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma hemen yarın gelecek bir tutar değil. Bunun 11.5 milyar doları gelecek sadece ilk etapta. 8.5'u bunun yanlış hatırlamıyorsam burada bütçeye ilişkin 3.5 milyar dolar da ihracatla alakalı bir tutar. Exim Bank'a gelecek tutar. Diğerleri iş görüşmeleri yapılacak. Bu iş formları neticesinde sektörler dinleyip gelecek. Şimdi toplumumuzun, vatandaşlarımızın bu sürede makul bir şekilde bu süreyi beklemesi, sabır göstermesi gerekiyor. Yani müşteri olsunlar, devletimiz bu zamları mutlak surette yapacaktır. Ama enflasyonu mücadele kapsamında geçirmemiz gereken bir süreç var ve acil reçete var. Bundan dolayı KDV oranları artırıldı, bütçedeki bu açık kapatılsın diye. 480 milyar liralık ilk 6 ayda bir bütçe açığımız var. Bu bütçe açığının sadece 219 milyar lirası 2 Haziran ayında oluşan bir rakam. Ve bu da özellikle deprem bölgesine harcanan tutar. Yani bunun öncelikle bütçenin tam yapılması ve denk yapılması gerekiyor. Nasıl bir işletmemiz yatırım yaparken dış borçla yani kredi çekerek yatırım yapıyorsa devletimizde finanse edemediği tutarları dışta borçlanıyor. Ve ülkemiz şu anda hem Maastricht kriterlerine göre hem de borçlanma oranlarına göre iyi bir seviyede. Şimdi şöyle aslında Muhammed Bey, burada konuştuğumuz bütün teknik analizler, makroekonomi, mikroekonomi, bir sürü şey ve bir sürü analiz yapabiliriz ama günün sonunda aslında emekliniz. Herkesin gelip baktığı şey işte markete gittiğinde, pazara gittiğinde kriterlerden, taleplerden, makroekonomik verilerden söz edebiliriz ama şimdi enflasyon belki bir öngörülebilirlik adına elverişli bir ortam oluşturdu ama fiyata yansıması. Herkesin merak ettiği şey de biz bu acı reçeteyi uygulayacağız ama bunu uygularken nasıl bir süreçten geçeceğiz? 2024 önemli olan şey bu. Biz TÜİ'ye göre zam alıyoruz ama marketten maalesef 3 katı fazla. Yani hepimizin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı biraz daha fazla. Enflasyon sepetindeki oranlamalar biraz farklı. Evet. Mesela bu enflasyon sepetinde %25.32'si gıda ve alkol içecekler, %16 ulaştırma, %14 konut, %3.24 sağlık, %0.6 eğlence kültür, %2 de eğitim harcamaları. Temmuz'da en çok ulaştırma kaleminde geldi. Ve gıda ulaşım biraz kıslandı. O yüzden vatandaşlarımız müşteri olması lazım. Sabır göstermesi gerekiyor. Maalesef zor. Yani 7500 lira emekli için geçinmesi çok zor olan bir tutar. Devletimiz de bunun farkında. Ben Ekim ayında o yüzden bir zam bekliyorum emeklilerimize. Hem kendi adımımıza yani gerçekten bu olması gereken bir tutar. Tabii bu yapılmazsa eğer de sene başı itibariyle hem seyyanen bir zam hem de oransal bir zam mı bekliyoruz ama bu atılan önlemlerin, bu atılan adımların alınacak önlemlerin meyvesini biz 2024 ortası itibariyle almaya başladı. O yüzden biraz sabır göstermek gerekiyor. Evet, işte söyleyince de gerçekten hani günü nasıl kurtarabiliriz telaşı şimdi okullar, çokça var vatandaşlarda. Şurada bir ay sonra okullar açılacak. Bir de çok affedersiniz. Bugün şimdi sosyal medyadan gelen de bugünün çok önemli bir konusu İstanbullular açısından ulaşıma gelen zam.
Servis ücretleri. Servis ücretlerine gelen zaten Eylül'de okul açılacak dediniz, evet, ya oradan. Kurallara uymayan. Yani taksiye, toplu taşımaya, ücrete, evet, o da yani ayrı bir mesele. Çoğu kurallara uymuyor. Çok daha fahiş yani fiyatta servis. Yani inanılmaz bir inisiyatif kullanıyorlar. O sınırı bugün itibariyle kaldırıldı diye biliyorum Gülhan Hanım galiba. Hangi sınır? Okullardaki sınır vardı. Milletin evet, makamları evet, kaldırmışlar. Evet, kaldırmışlar. %65 kaldırıldı. Üstadını istiyorlar. Evet, yani artık bir sınır tanımaksızın. Olmadan bir artış yapılabilir. 10 binden 30 bine çıkarttılar mesela. Yapabilirler. Bir de toplu taşımaya gelen zam var. Bugünün sıcak gelişmesi hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. 750'den üzerinde bir zam oldu. Bu sadece bireysel olarak bakmayalım. Mesela işletmelerin personel gider tabii maliyetlerine de olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü tabii, yol ücretlerine aynen de yansıyacak. Dolayısıyla neredeyse her ay yeni bir bütçe yapar hale evet, geldik. Çünkü ardı arkası kesilmiyor bunun. Bir gün yakıta zam geliyor. Servis evet, ücretlerini revize ediyoruz. Personel maliyetlerini revize ediyoruz. Bütçeleri revize ediyoruz. Evet. Ve dolayısıyla doğru, artık bir noktada da bazı şeylere de dur demek lazım. Muhtemelen siyasiler, yetkililer illaki buna bir çözüm bulacaklardır. O yüzden Muhammed Bey'in de az önce ifade ettiği benim de Ekim ayı, Kasım ayı gibi bir artışa gidilme ihtimalinin olabileceğini bu noktadan bakarak evet, değerlendiriyoruz. Çünkü okullar açıldığında ciddi bir masraf olacak. Kırtasiye servisler, alındı, kırtasiye masrafları, okul kıyafetleri doğru, vesaire. Geçen sene aldığınızı bu sene kullanmanız belki de mümkün değil. Allah'tan ki devlet kitapları evet, ücretsiz olarak veriyor ki insanlar biraz nefes alıyor ama diğer kırtasiye malzemeleri inanılmaz derecede uçmuş hani durumda. Devlet yani bunu yapıyor. Ama devlet bunu yapıyor okutmuyor ama hani biraz önce de bahsederken fırsatçı dediğimiz kimi evet, kesimlerde bunu anında tabii şey yapmaya müthiş bu konuda mahirler. Mesela her yumurta örneği var Güldür Hanım biliyorsunuz. Tabii. Yumurtaya bütün o zincir marketlerde aynı oranda fix fiyat yaptı. Bizim geçen hafta yaptığımız özel evet, haberdir muhabirimiz. Ama aynı hani fiyat değil. Market market dolaştı. 3 zincir marketin hepsinde de 30'luk yumurta fiyatı fix. Demek ki tröst oluşturulmuş tabii, durumda. Tabii. Bu zaten hali kendi işlerinde anlaşma. Değil. Tabii. Aynen öyle. Yani ben açıkçası buna şöyle bir yorum yapıyorum. Bilmiyorum ne kadar doğrudur da. Bizde enflasyon var tamam ama bizde bir de ahlaksızlık enflasyonu maalesef, diye adlandırıyorum. Biraz da evet, fırsatçılığı aşırı derecede abanıyoruz. Evet. Bu bence bakımdan, epey arttı. Biraz da değil de Özgür yani, Bey. Yani gerçekten. Yani bugün evet, aldığınız bir ürünü yarın almanız mümkün değil. Aynı ürün, aynı reyonda, aynı tarihte üretilmiş, geceden aynı tüketim tarihine mensup. Ve bunu şöyle düşünmek lazım bence. Siz bu kültürü en başta çocuk doğduğu zaman aileden kazanıyor. Devamında gidip eğitim hayatında öğretmenlerinden öğreniyor. Devamında oradaki okul arkadaşlarından, okuldan mezun oluyor. İş çevresine giriyor. Oradan bazı şeyleri kendine katıyor. Bu şekilde zincirleme takip ediyor. Ha burada ahlak düzgün olursa, özellikle ticari ahlak düzgün olursa, aynen öyle. İnsanın da içinde işte bir işte tabiri caizse Allah korkusu veya vebal evet, korkusu varsa bunların hiçbirine yeltenir. Fırsat vermez. Merhamet. Şimdi ben Kadir şöyle bir döneyim mi sırtımı? Söyleyeyim. Şimdi örneğin arkadaşlarım çok güzel, biz gün içinde o kadar çok ele alıyoruz evet, ki tarladan çıkış fiyatı, hale geliş fiyatı, halden markete geliş fiyatı arasında uçurum farklar var. Bakın. Mesela bugün soğan tarlada 5 lira, geliyor bir marketin rafına 16.75, 16.75, 16.75. Aynı yumurtada anlaşılmış, olduğu gibi evet, soğanda da son derece büyük bir konsensus sağlanmış yumurtada olduğu gibi. Bir olaya şahit oldum. Hatta il ve ilçe verebiliriz sanırsam. Çankırı'nın Ilgaz ilçesi. Bir marketten soğan alacaktık. Kooperatif marketlerine gittiğimizde burada 8.75 liraydı soğanın kilosu. Ama başka X bir madde, yerel bir markette 18.95'ti fiyat. Evet. Yani iki katından daha fazla. Tabii maliyetler fazla olduğundan dolayı olur ama bu kadar farklılık olmaz. Artık bence o biraz maliyet kısmını da aşmış gibi görünüyor. Bu biraz yani, fırsatçılığa giriyor tabii. Aynen yani, öyle. Aynen öyle. 1 lira maalesef, 2 lira oynayabilir ama 5 lira 10 lira oynaması normal kat, bir şey normal değil, değil. Yani. Süt tabii, grubunda yani, özellikle tabii, çok oynuyor. Hani 1 lirayı belki yer olarak, kira olarak bakalım. Mesela İstanbul'un en lüks semtindedir bir market. Orada kira fazladır. Evet. Domatesin kilosu ya da soğanın kilosu
diğerinden 1 lira veya 2 lira farklıdır. Ki o bölgede yaşayan insanın da alım gücü ona göredir. Ama İstanbul'un en lüks semtinde aynı fiyat ya da İstanbul'un en ücra köşesindeki doğru mahallede ya da semtte evet aynı fiyatın bir olması mümkün değil. Dolayısıyla burada tamamen ahlaksızlık enflasyonu almış başını gidiyor. Bunun da çözümü bizim Aydın Bey var. Aydın Ağoğlu. Aydın Ağoğlu. Buradan Aydın selamlarımızı selamlar da olsun iletelim. Evet. Şimdi adam canhıraş mücadele veriyor bu konularla ilgili. Gerçekten evet tek başına doğru mücadele eden bir... Kes sözünüzü kesiyorum. Bu büyük zincir marketler arasındaki fiyatlar konusunda kendi içlerindeki o WhatsApp yazışmalarını da gündeme getiren evet Aydın Bey'dir. Evet. Yani biz toplum olarak sadece bu işi Aydın Bey'in sırtına yüklememeliyiz. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı mı, Maliye mi, Belediye Zabıtası mı veyahut da vatandaş olarak bizler mi? Bizlerin rahat ulaşabileceği. Doğru. Biz de şunu istiyoruz bakın. Bir vatandaş olarak bir şikayetini ya da bir sorununu dile getirmek için seni oradan oraya süründüren evet bir bürokrasiyi de istemiyoruz. Evet. O zaman da biz, uğraşmayayım da vereyim gitsin parasını. Şöyle, bu mantalitesi ben de yanlış. Size bir örnek vereyim. Eğer bir kanun affedersiniz, kanunu eğer bir şekilde ihlal ederseniz vatandaşlar birbirini şikayet edebiliyor. Rahatlıkla bu diyor benim vatandaşlık evet hakkım. Çünkü ben bunu ihlal evet etmiyorum diyor. Kesinlikle. Bizim ülkemizde bu ahlaki bir sorun olarak görünüyor. Halbuki tam evet tersi. Bugün, ahlaki bir sorun olmaktan çıkarılması lazım. Gidiliyor. Bugün yaşadığım bir olayı anlatayım size. Buyurun. Cumhuriyet Savcılığı'na bir konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak için gittim. Dedi ki buradan yapamazsın filan, Büyükçekmece'ye gideceksin. Şimdi ben niye Büyükçekmece'ye gidiyorum? Vazgeçtiriyor. Bana en yakın adliye ya da polis kolluk kuvveti varken niye oraya gidiyorum örnek olarak? Dolayısıyla siz vatandaşın şikayet ya da ulaşma ya da derdini anlatma mekanizmalarını hızlı işletirseniz evet biz de vatandaş olarak markette bugün bu soğan işte 18 bilmem aynen kaç. Biraz önce gördüğünüz gibi. Evet. 16.75. Evet. Ama pazarda örnek olarak söylüyorum 9 liraysa burada bir anormallik vardır. Evet. Benim bunu gidip rahatlıkla online yapmak gerekiyor. Yani ben Aydın ama abiye, öyle bir uygulama da var aslında Ticaret Bakanlığı. Evet, çıkarsa, şey de var. Ticaret Bakanlığı'nın da var. Ama aksiyon yok. Tüketici hakimiyetine ulaşılabiliyor. Evet. CİMER'e yazabiliyorsunuz. Işte vergi dairesine kısa sürede sonuç alabilme adına aslında beklenti biraz tabii öyle. Uygulama yani güzel aslında evet ama gereği değil. Yazabiliyoruz da. İşte ceza yaptırımları. Sonuç. Aynen. Sonuç mesela yok. Ben ilgili makama ulaştığım andan itibaren onunla bir aksiyon alınsa, bir operasyon gerçekleştirilmiş olsa o onu yapamayacak zaten. Ben sorunumu anlatmak istiyorum. Çözmek de istiyorum. Devlete yardımcı evet olmak istiyorum. Fakat devletin burada sisteminden mi noktatik kaynaklı ya da başka bir şeyden evet mi kaynaklı çünkü hızlı aksiyon alma. Siz bir sorununuzu, bir şikayeti dile getirdikten 6 ay sonra çözüm buluyorsanız bunun bir anlamı yok. 6 aya kadar o köprünün altından maalesef çok su geçiyor. Maalesef. İşte orada tüketici alışkanlıkları eğer orada bir sıkıntı varsa o markette alışverişi keserekten otomatikman onu şimdi oradan anlamda cezalandırmış oradan oluyorsunuz. Oradan keselim ama bir ayrı markete gittiğinizde de aynı bakış mesela. Şimdi bunu fotoğraflayarak, belgeleyerek ilgili kurumlara ulaştırıldığı takdirde biraz daha hızlı aksiyon. Çünkü kamuda tabii bu işler işte mutlaka yazılı başvuru yapıldığı zaman kamu yetkilisi onu dikkate almak zorunda. Sayın Mehmet Şimşek bunu bizzat kendisi yaptı. Ve iletişim evet, dili çok aktif bir şekilde ilgili kullanılıyor bu dönemde. Önceki evet dönemlerden ziyade. Evet. Gerçi enflasyonla aktif bir şekilde mücadele ediliyor. Instagram pardon bir medya Twitter'da burada bir paylaşımda bulundu. Bir yemek lokantası, restoranda evet, farklı fiyatlar evet vardı. Kendisi bizzat bunu aslında teşvik ediyor. Hiç yani de vatandaşlarımız böyle bir durumda mutlak surette ilgili makamlara müracaat etmeli. Ve denetimler yapılmazsa dahi mesela Türk Vergi Sistemimizde şöyle bir şey vardır. İhbar müessesesi. Hı hı. Eğer siz bir şeyi belgeleyerek ihbar ederseniz o ihbardan dolayı devletin alacağı vergiden siz de pay alırsınız. Bu şekilde özendirilebilir. Vatandaşımızın mutlak surette hakkını araması lazım. Bunu ahlaki bir sorun olarak görmemesi şimdi gerekiyor. Şimdi o yüzden işte enflasyon yüksek, artışlardan söz ediyoruz, maaş zamlarından söz ediyoruz ama her şey ne kadar artarsa artsın eş zamanlı hatta onun daha öncesinde artan fiyatlardan, fahiş fiyatlardan evet söz ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir anlamı kalmıyor aslında. Evet. Bunu da kanıksıyor olmak bir sosyolojik olarak da çok yanlış. Sorun evet. Sorun aslında yani artık bu fiyatları kanıksıyor olmak da belki... Yani...
müdahale anlamında bizi biraz evet. geciktiriyor. Devlete şu noktada hep söylüyoruz, işte emekli maaşları artırılsın, efendime söyleyeyim işte ne bileyim engelli maaşları artırılsın vesaire vesaire. Bunlar haklı taleplerdir. Bunları talep etmemiz en doğal hakkımızdır. Tabii. Ancak piyasa koşullarının da makul düzeyde kesinlikle. Olması gerekiyor ki devlet de vatandaşına verdiğini vatandaş olarak karşılığını bulabilsin. Yoksa devlet istediği kadar verdikten tabii. sonra siz piyasa koşullarında bunları düzenleyemediğiniz takdirde bir cebinizden alıp diğer tarafa vermiş oluyorsunuz. Bunun da hiçbir anlamı kalmıyor. İşte üstadın dediği doğru. gibi enflasyonu yukarıya doğru tetiklemiş oluyorsunuz. Evet. Doğru. Yani örneğin asgari ücret işte zamanları, tespit zamanları yaptığımız yayınlarda da asgari ücretin belli olmasının hemen ardından bir de çarşı pazara gider ki muhabir arkadaşlar. Evet. İşte o haberin ortaya çıkması, kamuoyuyla paylaşılmasıyla beraber markete, tezgaha, rafa fiyatların nasıl yansıdığını görmek üzere. Dolayısıyla aslında önemli olan bu süreçte asgari tam da bu. Asgari ücret açıklandığında marketlere bir göz atın isterseniz. Tabii. Dikkat ederseniz. Görevliler sürekli etiket fiyatlarını değiştir. Bir yukarı doğru çeker. Bir de çoğunda artık etiket yok farkındaysanız. Kasada çoğunu da öğreniyorsunuz artık. Evet. Bir de o var. Yok. Evet, bir de asgari ücreti de bu aralar bir dedikodu var. Yılda bir kez mi iki kez mi? Öyle bir enflasyon tekrar düşmesiyle beraber. Bir kez. Onunla ilgili ben özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Şimdi asgari ücretin artış dönemlerine bakıldığı zaman bununla ilgili bizim yönetmeliğimiz var. Hı hı. Bu yönetmeliğe göre asgari ücret yılda bir defa özür diliyorum. Bir defa belirlenir. 2 yıl boyunca geçerlidir asgari ücret. Ve asgari ücret günlük belirlenir. Asgari ücret kronolojisine baktığımız takdirde de 1998 ve 99 yıllarında asgari ücrete 3 defa zam yapılmış. 2000 ile 2016 yılları arasında 2 defa zam yapılmış. 2016 ile 2021 yılları arasında yılda 1 defa zam yapılmış. 2021'den sonrasında da yani günümüze kadar da hep 2 defa. Ne oldu da 2016 ile 2021 arasında yılda bir defa zam yapıldı? Çünkü oradaki enflasyon skalası %20'nin altındaydı. Düşük. Eğer hedef enflasyonumuz bizim %20 ise %20'nin altına düşüldüğü takdirde otomatik olaraktan asgari ücrete yılda bir defa zam yapılmak makul. Ama asgari ücrete yılda iki defa yapılması enflasyonu tetikliyor mu dersek bunu tek başına kurgusunu doğru. yapamayız. Çünkü ona bağlı olarak 80 tane kadar bizim parametremiz var. O parametrelerin hepsi işte şirketlerin İK departmanlarının işte 3 ayda bir veya 6 ayda bir veya yılda bir, yılda 2 defa olması bunların hepsinin değişmesini sağlıyor. Yani bence yılda bir defa olması bunu tek taraflı değil de işverenleri de düşünmek lazım. Çünkü onların maliyet kısımlarıyla ilgili özellikle ben TÜİK verilerine bakmıştım. Türkiye'deki 31.500 çalışanımız var. 31.500.000. Bu 31.500.000'in %40'ı hizmet sektöründe. %8'i sanayi sektöründe. İşte %6'sı inşaat sektöründe. Geri kalan da diğer. Hizmet sektöründe ise o hizmet sektöründe olanlara da yılda bir defa zam yapıldığı zaman orada işverene maliyeti ne yönde olacak? Ha, imalatta olduğu takdirde bir malın maliyetine %15 katkısı oluyor bunun. Ama hizmet sektöründe bu rakam %40 ya da %60'a çıkıyor. Siz yılda bir defa zam yaptığınız zaman o işveren o yıl sonuna kadar nasıl? Yani çünkü enflasyon sürekli hareketli olunca doğru. bu da iş yerlerinin kapanmasına yol açacak. Bence biraz uzak gözüküyor yılda bir defa. Yılda bir defa enflasyon. Uzak. Evet. Enflasyon. Eklemek istediğiniz bir şey yok. Enflasyon oranını %20'lere en azından önümüzdeki sene için düşme ihtimalini ben görmediğim için o yüzden önümüzdeki senede asgari ücret yılda iki kere zam görür diye düşünüyorum. %24 olarak mı 2024 değil mi? Muhammed 33. Bey yan 33 değil mi? 33 evet. Diğer 2025 için %14 ama bu şartlarda yılda bir bire düşmesi biraz tek haneye düştüğü anda enflasyon tek haneye işte bu yılda bir defa belirlenmesi durumu söz konusu olabilir. O da 2025 itibariyle 24, sanki görüyorum. Evet. Şöyle %33 hedef var ama ben bu hedefin daha erken bir şekilde ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü atılan adımlar bu yönde. Gerçekten %20'den fazla regülasyon vardı pandemi sürecinden beri. Bunlar tek tek kaldırılmaya başlandı. Üretim önündeki engeller kaldırılmaya başlandı. Tabii enflasyon şu andaki bir sorun ve
bu akaryakıta gelen zamlar, KDV zamları beraber çift taneye yaklaştık. 9 küsurlarda bir enflasyon oranımız açıklandı. Aylık ben çift taneli bir enflasyon bekliyorum. Muhtemelen yansıması bir sonraki ay olacaktır. O da işte Ağustos ayı enflasyonu olacaktır. Yine bir çift taneli enflasyon görme ihtimalimiz yüksek. O yüzden sene sonu itibariyle olacak bu zamlarla birlikte öncelikle ücretli kesim üzerindeki enflasyon baskı alınması lazım ama enflasyon mücadelesinin çok aktif bir şekilde yapıldığını vatandaşımız bilmesi gerekiyor. Gerçek iletişim dili çok aktif kullanılıyor. Ama şeffaf bir süreç yönetiliyor. Çok bu şeffaf önemli. Bir süreç yönetiliyor. İletişimsel olarak neyin neden yapıldığı açıklanabilirse vatandaşlarımız, tüccarlarımız da buna inanır. Daha önceki dönemlerde neyin neden yapılabildiği çok bize aktarılamadığı için enflasyon mücadelesi sınırlı kaldı. Yapılmıyor değildi ama sınırlı kaldı. Bu dönemde gerçekten toplumun tüm kesimleri dikkate alınarak ekonomi programı açıklanıyor. Orta vadeli program Eylül ayı itibariyle açıklanacak. O burada ortaya çıkacak. Gerçekten ihracatçının ve üreticinin önündeki engeller tek tek kaldırılıyor. Arzdaki sıkıntı olmazsa, üreticinin üzerindeki o likitte sorunu kaldırılırsa enflasyon 2024'teki o hedeflenen %33'ten çok daha olumlu bir şekilde seyredip %25'ler seviyesine kapanması muhtemel. Ama enflasyon mücadele böyle devam ederse dediğim gibi 2024 ortasıyla birlikte aslında bu verilen sözler tutulacak ve bunlar meyvesini vermeye başlanacak. Ki ekonomi yönetimimizde zaten hep 2024'ün ortasına işaret ediyor. Burada sabırlı bir şekilde beklemekte fayda var. Ama tabii 2025 itibariyle buradaki hedef enflasyon biraz daha düşük. 2025 itibariyle eğer yarısında enflasyon istenen hedefe gelirse burada tek bir şekilde, yılda bir tek bir şekilde belirlenmesi yöntemine gidilebilir. Bir de şu soruluyor, bu enflasyon ve veriler ışığında biz alım gücümüzü nasıl koruyacağız diye. Belki bunun teknik bir açıklaması yok ama. Burada yapabildiğimiz ölçüde tasarruf yapmak zorundayız. Hem vatandaşlar ölçümüzde hem de şirketler ölçüsünde tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Bununla beraber vatandaşımızın işte bazı spekülatif araçlara değil de yükselen değerlere biraz daha yatırım yapması gerekiyor. Mesela bireysel emeklilik sistemi. Devletimiz burada her yatırdığınız storage için %30'luk bir katkı sunuyor. İlgili yaşı tamamlarsanız emekli olabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bireysel emeklilik sistemi 18 yaş altı için de özendirildi. Onlar da çocuklarımıza giriş yapabiliyor 18 yaş altı. Ve eğer bir kredi çekecekseniz önce bireysel emeklilik sisteminde olan vatandaşlarımız bunu bozdurup ihtiyacını gideriyordu. Ama şu anda bireysel emeklilik sistemindeki olan paranız kredi çekmek için teminat gösterilip kredi çekilebiliyor. Bu da bir avantaj. Önce bireysel emeklilik sistemi her yatırılan 100 liraya 30 lira devlet katkısı veriliyor. Ve bu tutar istediğiniz enstrümanla değerlenebiliyor. Borsa, altın, döviz. Önemli değil. Ya da kamu fonları. Bununla beraber şu an yükselen trend 7500'ler seviyesine gelen borsa. Gerçekten burada borsadaki ilk 30'daki ve BIST 100, 30'daki ve BIST 100'deki firmamız gerçekten çok büyük bir performans gösteriyor. Önümüzdeki dönemde 7500 olan seviye 9000'e yaklaşmasını bekliyoruz. Yani burada bireysel emek sistemi ve olabildiğince borsa sanki yatırım tavsiyesi değildir diye de altını çizmiş olalım RTÜK kuralları gereği. Evet. Son sözler. Şimdi Ağustos ayı enflasyon rakamı da Temmuz'da olduğu gibi muhtemelen tek hanede kalma ihtimali bir miktarda da olsa kuvvetle muhtemel ama Eylül ve Ekim ayında biz kesinlikle çift haneyi görürüz diye düşünüyorum. Çünkü hem okulların açılması hem de yazlık sebze ve meyvenin bitip kışlık sebze ve meyveye seraya dönmeye başladığımızdan dolayı maliyetlerde birazcık bir artış meydana getirir. O da ne kadar etkili olur çift hanede? Bir puan mı, iki puan mı ama tek hanede kalmayız diye düşünüyorum. Peki. Son sözleri alalım. Son söz olarak. Belki talepleri bir kez daha yineleyelim. Talep olarak şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşması değil ama bir önceki konuşmasında bütün mağduriyetlerin farkında olduğunu ve gönlünü alacağını söylemişti. Ve geçen gün konuşmasında da Eylül ayında 85 milyonu ilgilendiren müjdeler vereceğini söylemişti. Zaten sonbaharda bir torba yasa var tekrardan 1 Ekim meclisinin açılmasıyla beraber. Ben bu mağduriyetlerin içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kademeyle düşündüğünü düşünmek istiyoruz. Öyle umut ediyoruz. Çünkü şuna da aynı zamanda inancımız tam. Kademe gelirse birçok mağduriyeti de içine alacağı için en mantıklı, en adaletli çözüm olacağını düşünüyoruz. Kademeli emeklilik hakkımız diyeyim bugünkü takla. İnşallah tüm mağduriyetler giderilmiş olsun. Bizim İnşallah. De en azından temennimizin olduğunu aktaralım. Emin Bey birkaç evet, cümle alalım, noktalayalım. Evet, Twitter'dan özellikle istediler değerli dostlar. Burada Bağkur Tescil mağdurları 619 sayılı KK ile 2000 senesinden önceki hakları ile ilgili bir engel vardı. Buradaki mağduriyetin giderilmesiyle ilgili özellikle
isram ettiler. Keza yine 2000-2001-2002 dönemine ait polis ve askerlerimizin sivil okul borçlanmasıyla ilgili 2500 tane personelimiz var. Bunların hak talepleri var. Keza yine staj ve çırakların hak talepleri var. Burada sizlerin vasıtasıyla onları da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sizlere ayaklarınıza sağlık, sağlığınız, değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gündem Özeli noktalıyoruz. Perşembe akşamı saat 21'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.